Merhabalar, selamlar, saygılar. Nur Cemal'imi de şimdi sizlerle paylaşacağım. <laughs> e <laughs> e <laughs> Efendim selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Amerika'dan sana çektirip geldim. <laughs> Keyifler yerinde mi? Valla çok uzun süre ayrı kaldık birbirimizden. Ee, i̇yi akşamlar dilerim. Ben şu kulaklığı da çıkarayım hatta ya. Oyun oynamayacağız, bir şey yapmayacağız. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Umarım her şey yolundadır. Evet ilk tıpıcıbımız da geldi. Bu arada yaşanan 4 aylık ayrılığa rağmen abone olarak devam eden 20 tane arkadaşımız var. O 20 kişinin öne çıkmasını istiyorum. Lütfen bir adım ona gelsinler. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Kesenize bereket. Cesur oğlum Murat. Hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uzun süren aralığın ardından tekrar beraberiz. Hanım birkaç yayın yaptı. Sonra dedi ki ya dedi benim yayınlar çok dedi tempolu geçmiyor. Ben senin kadar çok e, konuşamıyorum. E, i̇nsanlar sıkılmasın. Ben daha yayın yapmayayım dedi. Üzmüşsünüz benim hanımı biraz. Biraz tempo tutun. <laughs> <Beceremedik. gülüyor> hanımı beceremedik. ya beceremedik değil. Ya bu becermelik bir şey değil ya. Bilemiyorum. Senin konu, farklı sonuçta yani. Ben sıfırdan olsa belki başka bir alanda gideyim. <gülüyor> Sen <gülüyor> çiçek böcek üzerine bir canlı yayın <laughs> Tutar mesela. Çok teşekkür ediyorum Joy Bishop. Sağ ol, ol. 29. ay aboneliği için kesinize bereket efendim. Saçların Teksaslı Johnny'lere benzemiş. Teksaslı Johnny nedir ya? Bu arada memleketim hakkında birazcık daha temkinli konuşursan sevinirim. Volkan. <laughs> İndiririm. Artık bizim Teksas anlatabiliyor muyum benim yavru vatan. <laughs> 81 Düzce, 82 Texas. <laughs> Favorilerim kalınlaştı değil abi. Şöyle söyleyeyim Amerika'ya gittim Tıraş olmadım. <laughs> 4 aydır tıraş olmadım oğlum yani favoriler değil. Daha ne, neler yani anlatabiliyor muyum? Arka tarafı falan görseniz var ya Erkin Koray gibi olacağım <laughs> öyle Papaz niye öyle derler onu da anlamıyorum. Onu çok düşündüm. Eee tıraş olamadığım zamanlarda şu hala olamamış durumdayım. <laughs> e e cama bakıp daha doğrusu, aynaya bakıp ulan papaz gibi olduk diyorum. Sonra ulan papaz hocayla hemen hemen konsept aynı tamam mı? Yani sakallı e saç sakal birbirine girmiş bir adam. Niye papaz gibi olmuşsun derler de hani hoca gibi olmuşsun demezler onu da bilemiyorum tabii. Neyse. <laughs> <laughs> hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Keyifler yerinde mi? Umarım iyisinizdir. Aslında bu kadar e, böyle biraz gırgır şamata açıyor gibi oluyoruz ama dışarıdan takip edebildiğim kadarıyla, aslında takip ettiğim kadarıyla genel olarak gündemimiz e, pek de hoş olaylar, pek de hoş haberlerle e, şey değildi herhalde. Yani yoğun değildi. Hiç güzel bir olayla karşılaştık mı bilmiyorum. Hiç güzel bir olay Olmadı gibi hatırlıyorum su e, benim bıraktığım son dört ayda. Neyse yani hayırlara vesile olsun. Ne diyeyim abi diyecek bir şey yok. Beni soracak olursanız gittik, gezdik, e, araştırdık, ettik, başvurumuzu yaptık. Kısmet olursa Trump gel kardeşim. <laughs> ben hanımı da alıp gidiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Valiant Line çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Yıktıncım merhabalar. Hoş geldin. Sen de sefalar getirdin. Child of Step. Yurda... Aleykümselam. Hoş geldiniz. Ya ben bunun yıllarla alakalı olduğunu... Çok enteresan böyle internette şey görüyorum işte. 2020 kötü başladı. 2020. Yani 2020 genel olarak... Bu ne? Hype Train diye bir şey açıldı. Bunları ben yapmadım bu arada arkadaşlar. Hatta ben... Evet. Bilmiyorum. Hype Train diye bir şey açıldı yayın sohbetinde. %94 diyor. Sonraki seviyeye geçmek için abone olun ne edin veya bit kullanın falan demişler. 4 dakika 10 saniye kaldı. Benim mi bir şey yapmam lazım acaba? Bir dakika dur tıklayayım. %99 %100 oldu. Ne oldu lan? Bedava abone oldum sayem Ateş. <laughs> Yok ya. 26. Ay aboneli adam hakikaten emek vererek abone olmuş. Hayır diye gidiyor efendim. Hilakçım hoş geldin. Ha, ne amaçla mı gideceğim? Valla veterinerlik yapmama gerek yok. Orada bu arada e, bu işte veteriner kliniklerine birazcık baktım. Farklı işlere de baktım. Abi inanılmaz fazla iş olanağı var. Onu da söyleyeyim. E, en azından Teksas bölgesi için konuşuyorum. Aslında genel olarak iş olanakları bol çalışmak isteyen insan için. Ne amaçla? Ben orada Bangladeşli birisiyle tanıştım. E, Texas, bir Teksas'ta bir de Ohio'da iki üniversite bitirmiş oranı çok enteresan bir şey sistem var. Bu arada burada hani beni takip eden sağ olsun yıllardır hani bizim yapmış olduğumuz işlerden bizi tanıyan ve orada mesela bir tanesi hani Seattle'dan bana özel olarak kalkıp gelmedi ama ee, Texas'ta Longhorn Üniversitesi'nde okumuş. <laughs> yüksek öğrenim mi diyorlardı ona. Master mı diyorlardı? Yanlış söylemeyeyim. Ayrı şeyler mi? Aynı şeyler mi bunlar yoksa? Master ve yüksek öğrenim. Yok yüksek öğrenim. Üniversite oluyor değil mi? Kafam hepsi aynı göre şöyle bir durum var. Şu, şu, şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika'da çoğu sistem tamamen paraya dayalı biliyorsunuz arkadaşlar. Yani tamam orada da devlet okulları vesaire var ama. Ya bu arada çok teşekkür ediyorum. Ha bir abonelik geliyor görmezden duymazdan yapacağım. Ya arkadaşlar biz zaten büyük ihtimalle Toplu halde YouTube'a göç edebiliriz. Ee, YouTube'da bana katıl butonu gelmiş. Bu arada Kuşçu çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin sefalar getirdin. 31. ay aboneleyi. Hoş geldin baby. yüzünü gören cennetlik. Selamlar herkese arkadaşlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Mith sana da çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Sağ ol varol. Ee, sağ olun, var olun arkadaşlar. Ha ne diyordum? Ee, şimdi orada üniversite okumak ciddi para ve kimisi işte borçla kredi çekerek vesaire falan okuyor ve oradaki öğrencilerin maddi durumu iyi olmayanlar bir an önce okuldan mezun olduktan sonra iş hayatına geçmesi ve üniversitedeki işte öğrenim dönemindeki borçlarını ödemesi gerekiyor. Bu da şöyle bir şeye yol açıyor. Yurt dışından şey master yapmaya gelen olmadığı için işte üniversitede kalmayı planlayan çok olmadığı için bu sebeple yurt dışından çok fazla öğrenci geliyor. Mesela bir numarada benim bildiğim Çinliler var. iki numarada Hintliler var. Ee, aynı şekilde Türklerden de var arkadaşlar. Orada bu tabii arkadaşlardan orada araştırıp sorduğum benim bildiğim kısmıyla. Her yerde aynı mıdır bilmiyorum. Çünkü eyaletler arasında çok ciddi farklar var. Hmm, Ahmet diye bir arkadaşımızla tanışmıştım. Allah yolunu açık etsin. Yani gurur duydum. Ee, i̇şte hafta sonları... Üniversiteyle görüşmek üzere geliyormuş. O fırsatla da Ersin ben. Ahmet oturup konuştuk. Seattle'da oturuyor. Facebook'ta yazılımcı olarak çalışıyor. Yani ile arkadaşı şey yaptık böyle dinledik. Umarım e, darısı başınıza arkadaşlar. O da o şekilde gitmiş. E, bir, güzel de bir konuma geçmiş. Umarım daha daha iyi yerlere gelir. Dedim hani oyun oyun düşünüyor musun? Ya şeyi öğrendim. Amerika'daki oyun sektörü de baya şeymiş. Yazılımcılar için kazıkmış aslında. Hani biz şey duyuyorduk ya Red Dead Redemption 2 yazılımcılar bilgisayarın altında uyuyormuş, sabah kalkıp devam ediyorlarmış oyunu yapmaya duyu şey de var ya bu crunch muhabbetleri falan filan işte o tamamen ona tekabül ediyor. Ee, çok tercih edilen bir şey değilmiş aslında. Hani bir yazılımcının ilk eğer oyunlara çok sevdalı değilse tercih edeceği şeylerden bir tanesi değilmiş. Çalışma şartları birazcık sıkıntılıymış herhalde. Yani Clover Time teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Ee, i̇şte burada yapmış o... şey Bangladeşli birisiyle tanıştım. O şey dedi bana yani veterinerlik burada daha çok dıbıcı bı dıbıcı bı dıbıcı bı <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Spyredas <laughs> teşekkür ediyorum efendim. Kesenize bereket. <laughs> Sağ olun Marun. <laughs> Sağ olun. Ee, dedi ki veterinerlik yapmak zorunda değilsin. Sen de işinde. Ee, ama okuduğunuz okuldan mütevellit burada alacağınız eğitimle sana söylemiş miydim bunu bilmiyorum ama burada alacağınız eğitimlerle sağlık, insan sağlığı üzerine de işte mesela anestezi uzmanı e, fizik tedavi <laughs> neydi ya unuttum. <laughs> fizik tedavi üzerine bir şey de unuttum <gülüyor> <gülüyor> tam olarak unvanını. Oneli çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Varol abi. 27. ay aboneli. bu arada Spy'da aslında 9. ay aboneliymiş. teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun var olun. E, ben dedi yardımcı olurum sana. Telefonunu ver. Ya çok garip. Mesela bu insanlarla böyle öylesine tanıştığım eee süreçler oluyor. Yani öylesine derken benim orada daha önce de söylemiştim zaten arkadaşlarımın spor mağazaları var. İşte Amerikan futbol ligi, ligi takımlarının ürünlerini vesairelerini falan satıyorlar. Ben de hem onların yanında kalıyorum, hem de hem dükkanlarına gidiyorum, hem de işte e, ne yapılabilir, ne edilebilir araştırıyorum. Hem sadece aslında şey de değil, çalışma olarak da değil. Sonuçta burada doğmuş büyümüşsün. Her ne kadar eleştirsek de şöyle böyle desek de. Abi yani köklerin burada olduğu için kim ne derse desin. Ben orada şeyi de gördüm. oraya giden Türk gençlerinden ben ülkeye dönerken abi gıpta ediyoruz sana ya falan diyen böyle. diyorum oğlum mis gibi gelmişsiniz işte. Bekarsın da hani burada geleceğin önün açık daha gençsin. Özlüyor yine insanlar. Ama tabii şey... Ee ortamı oturtsalar bence çok da fazla özlemezler diye düşünüyorum. Neyse laf lafı açıyor. Böyle işte muhabbet esnasında tanıştığım çok fazla insan oldu. Sadece Bangladeş, Bangladeşli de değil ortaya. Amerikalısı, siyahisi, şunu bunu. Hey, Austin özelinde mi bilmiyorum. Zaten herhalde Amerika'nın böyle yaşanmaya değer ilk 10 şehri arasında yer alıyormuş. Hatta ilk 3'te yer alıyormuş diyebiliyorum. Yani düşük suç oranları, çalışma imkanının yüksek olması vesaire falan gibi. Excalibur teşekkür <laughs> ediyorum. İlla ben hani yardım etmek isterim sana. Mail adresini verdi adam, telefonunu verdi. Sonra birkaç kez daha karşılaştık. Özellikle sırf bana gelip selam vermek için diyorsun lan? Bir de şey ya ben bunları daha önce söylediğim için tekrar kendimi e, tekrar tekrar aynı şeyleri söyleyerek şey yapmak istemiyorum. E, eskitmek istemiyorum. Birisi gelip size yardım etmek istediğinde Abi kötü düşünüyorsun. <laughs> diyorsun bunun bu bir şey yapacak bana. <laughs> bu selam verdiyse bunun altında bir şey var falan. Ee, o bizden mi kaynaklı ya da sadece benim düşüncemden mi kaynaklı bilmiyorum ama. Sonra biraz bana çünkü orada şey verdiler. Ya kimse kimseye yardım etmez burada. Kim ayağın takıldı mı kimse kaldırmaz. Burası Türkiye gibi değil gibi dediler. De. Yani bizim memlekette de öyle birisi selam verdi miydi? Şey yaptı mıydı hemen? ...şey kötü düşünürüz... ...niye kötü düşünürüz bilmiyorum ama kötü düşünüyoruz yani... ...neyse yani uzun lafın kısası arkadaşlar... ...valla biz başvurumuzu yaptık... Ee, ...birkaç farklı... ...kendi mesleğim dışında da yapabileceğim... ...ve yapabileceğim inandığım... ...iş dalları var... ...nasip kısmet tabi insan aklı... ...burada kalır mı kalır ama... ...şey ileride bir gün çocuk olsa... ...ailen için daha... ...şey bir ortam... Ya ...mesela eğitim sisteminde orada birkaç... ...hoşuma giden şey oldu... Ben orada yaptığım canlı yayınlarda bahsetmiştim biraz bunlardan ama umarım Türkiye'de de benzerlerini görürüz. İletişimin çok kıymetli olduğunu görüyorsunuz orada ve or okullarda da, işte devlet okullarında da bunu bir kredi sistemine oturtmuşlar. Mesela sadece matematik, fizik, kimya, edebiyat bunlardan ibaret değil. Ve bay bay çok teşekkür ediyorum. Efendim 26. ay aboneliği kesenize bereket sağ olun var olun. Bu hype train ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Level 4 olmuşuz bu arada. XX teşekkür ediyorum efendim. Prime abone olmuş. Mesela bir grup öğrenciyle karşılaştım. Bu, bu arada hani konuşma ya dilsiz ya da konuşma engelli, işaret diliyle konuşuyorlar. Etrafta geziyorlar ve e, başlarındaki öğretmen e, herkesle iletişime geçmelerini istiyor veya da onun aracılığıyla etraftaki insanlarla iletişime geçiyorlar. Ya merak edip ben e, arkadaşıma sordum yani niye böyle bir şey var yani ne yapıyorlar, amaç ne burada falan gibisinden okullarda. E, işte, bu arada dediğim gibi eyaletten eyalete değişiyor bunlar. Mesela Teksas'taki okullarda, devlet okullarında tüm bu işte eğitim önemli bölümleri dışında ilim, irfan bölümleri dışında matematik, fizik, kimya falan edebiyat dedik ya pazarları kiliseye gidiyor mu? Futbol takımında veya herhangi bir spor takımında yer alıyor mu? İşte bu öğrenciler bahsettiğim öğrenci grubu işaret diliyle konuşan bunlar hayata karışıyorlar toplumun içerisine karışıyorlar ee, yani demek istediğim şu iletişimleri nasıl bu insanlar ya yani bu arada hani kiliseden kastım sadece dini olarak değil bu bir etkinlik tamam mı yani oraya gidiyor toplumun içerisine giriyor olmaları orada bir e, Başka şeyler de olabilir. Benim aklıma gelen örnekler bunlardı. Bu bunun çeşitlendirilebilecek şeyler. Bu işte spor da olabilir bunu. Farklı şeyler de var. Mesela ne bileyim? Ee, okul hani filmlerde şey yapıyoruz ya, duyuyoruz ya. Okul gazetesinde çalıştım ben. İşte makale yazdım, şiir yazdım. Bunların hepsi öğrencilerin bu aldığı eğitimler yanında üniversiteye tercih edilirken. Kredisi olarak yansıyor. Yani bu adam sadece matematikle yetenekli, yetenekli değil kardeşim. Bu adam aynı zamanda... Bak işte şiir de yazmış. E, okul gazetesinde bilmem ne konusu hakkında makale de yayınlamış. Örnek veriyorum işte okulun voleybol takımında 5 sene... E, stoper olarak. Voleybolda stoper yok ama. Oynamış tamamen sallıyorum. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü hayat... Tabii ki de hani bütün bir kainatı matematikle hesaplayıp her şeyi ölçüp tartabiliyoruz. Ama hayat sadece bununla kısıtlı değil ve şey çok önemli bence. iletişim İletişim inanılmaz önemli. Selamlaşmak, konuşmak, aynı dili konuşmasan bile orta yolu bulmaya çalışmak ve insanların veya işte devletin oradaki okulların öğrencileri oradaki gençlere, çocuklara bunu aşılıyor olması. Hani çık bir şeyler yap. Sadece kafanı eğip der, ders çalışma e, diyor olması benim inanılmaz hoşuma gitti. Çok kıymetli bence. E, Tabi oradaki eğitim sisteminin işte tamamen paraya odaklı olması eksilerinden bir tanesi sayılabilir. Ama e, çok önemli artı yönleri de olduğunu düşünüyorum. İngilizlere, İngilizlere benzemedim ya. Bu arada abi İngilizler İngilizce konuşuyorsa <laughs> dünyanın geri kalanı ne konuşuyor ben anlamadım. Ee, mesela benim Austin'e gittiğim dönemde F1 e, yarışları vardı. İngilizlerle karşılaşma ve konuşma şansım oldu. Abi yani siyahileri anlamakta zorluk çekiyordum orada. Artık dördüncü ay, aya geldiğimde artık siyahileri de anlayabiliyordum az çok. İngilizleri anlayamıyorsun abi. Çok değişik. Onun için de açtım Peaky Binders'ı izlemeye başladım <laughs> You fucking <laughs> Tam modunda gider İngilizler Bilemiyorum abi Şey vardı Bates Motel Pro'nun bir videosu Mr. Bombastik çok teşekkür ediyorum 3. aboneliği için Bu arada QRP bahşiş göndermiş demiş ki müthiş yakışıklı aşkım ruhum bir tanem sohbetine başlıyoruz inşallah kocaman kucaklıyorum demişti. Teşekkür ediyorum sağ olun var olun. Kartal 371 50 ee, hoş geldin demiş 5. ay aboneliği hoş bulduk efendim sağ olun var olun. Şimdi sizin de sormak istediğiniz şeyler vardır elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım. Ben de benim için çok güzel bir tecrübe oldu gidemeyecek olsam bile tabi tabii ki deneyeceğim mümkün olduğunca fırsat, her türlü fırsatı değerlendirmeye çalışacağım. E, ...gidemeyecek olsam bile benim için çok önemli bir... ...şey oldu. Yani geçtiğimiz sene iki ay kalabildim. E, belki bilenleriniz vardır. Çok o konuları şu anda açmayacağım. Dur bakalım şu mahkeme hele bir sonuçlansın da. Geçen sene... ...malum sebeplerden dolayı maalesef oradaki bu... E, ...ziyaretimi yarım bırakmak zorunda kalmıştım. E, bu sene... ...oturaklı bir şey yapmış oldum. Kafam rahattı. Daha fazla odaklanabildim. Toplamda yani geçen sene iki ay... ...bu sene dört ay... Yarım yıl orada kaldım. Bu arada yani güllük gülistanlık da bir ülke değil. <laughs> Onu söyleyeyim yani her şeyde dört dörtlük değil. Şöyle söyleyeyim benim. Abi olabilecek en ucuz yerde kaldım ben. Tamam mı Austin'de? Connection Austin diye bir yer. <laughs> Şimdi beni arkadaşlar oraya yerleştirdiler. Bu bahsettiğim Connection Austin e, paylaşımlı bir ev. Paylaşımlı ev ne? Evin içerisinde bir tane mutfak var tam ortada tam Amerikan evleri var ya o tipte böyle salonun ortasında. Dört tane yatak odası var. iki tane banyo var. Bu iki banyoyu iki iki bu dört kişi kullanıyor. Ben Can vardı. Steve vardı. Porto Rikolu Steve. Bir tane de hippie diye dalga geçiyorlardı. Çocuğu hiç görmedim. Bir kere belki ya gördüm. ya barman, Bart neydi? bartender mi dediler öyle bir şey. Yani çok farklı bir çalışma saati vardı. Benim eve giriş çıkış saatlerimde şey olmuyordu bu arkadaş. Yani görüşemiyorduk. Abi ben oraya yerleştim. Sonra hani gidip gelirken tabii ki Google Maps üzerinden. Abi Google Maps mükemmel çalışıyor bu arada yani onu söyleyeyim. Oradaki otobüs sistemleri falan da harika. Ya yani şöyle bir olay oldu. Konudan konuya geçiyorum ama. Bir gün lan bekliyorum otobüs. Yani kalkmıyor. Yarım saat oldu yok. Sonra bir tane şoför geldi. Aldı hemen mikrofonu taktı. Otobüsü çalıştırdı. Bu arada kimse de şey demiyor. Neredesin kardeşim? Mikrofon! Falan böyle. E, herkes sakin. Ama adam şey yaptı işte böyle. Şu sebepten dolayı işte geç kaldım. Özür diliyorum. E, falan filan böyle bir gecikmenin sebebi. Şu bu gibi olaylar. E, hoş, insanın hoşuna gidiyor. Çünkü... Adam yerine konulduğunu, para verip anı hani biniyorsun ya orada bir hizmet bekliyorsun ya. Bu hizmetin geç kalmasının sebeplerini öğrenmek ya benim için çok mühim değildi ama orada işte evine gitmek isteyen insanlar niye geç kaldığını hiçbir hiç kimse böyle hırçınlık çıkararak sormadı tabii. Ama adam çok güzel bir şekilde işte mikrofon açtı, ifade etti. Ondan sonra herkes evine gitti çok enteresan Neyse Google Maps'e bir bakıyorum abi. Ulan Connection Austin 5 üzerinden yıldız 1 bir mi 1.5 bir mu ne? <laughs> tamam mı? Ulan dedim niye bir buçuk yıldız? Abi <laughs> dur ben bir tuvalete gideyim geleyim en heyecanlı yere. <laughs> çay içe içe <çay>, şey oldu. <laughs> Mektapçığım müsaade et canım. Geliyorum ben. <laughs> Geldim. Geldim. <laughs> Aha bunu da çekmişim gözüktü. <gülüyor> <gülüyor> Özür diliyorum. Aha, dur kulaklık takmıyorduk. Abi neyse ulan şeye bir baktım. Ee, yorumlara. İşte arabam çalındı. Her gün drug dealerlarla uğraşıyoruz. <laughs> i̇şte polis her akşam polisler burada. Evde hamam böceği çıktı. Bir de orada bir şey var hamam böceği dışında. Abi bulaştı mıydı eve? Temizletmek için işte 2000-3000 dolar para harcaman gerekiyormuş. Neydi ya? Adını unuttum. Güve gibi bir şey diyeceğim de. Bir şey bitti miydi? Neydi la? Vallahi dilimin ucunda şu anda aklıma gelmiyor arkadaşlar ama iğrenç bir şey. Asalak diyeyim size. Böyle bir pire gibi bir şey. Kokroç değil ya. Ha bad box bad box. Keeps format. Aynen öyle. Bad box. Onun tahta kurusu diye mi geçiyor bizde bilmiyorum ama orada bad box diyorlar. Peki abi ne şartları ne süreç çak... Şart dediğin ne? Abi herhangi bir şöyle bir şey. Real sen tam olarak ne istiyorsun onu bilmiyorum. Ona göre ben sana cevap vermeye çalışıyorum. Bad box abi. Çok fena. E bu bildiğin GTA. Aynen abi dur şimdi. Ulan bir baktım hakikaten de. Gece iki buçuk üç bir geliyor. Aa Ersin şahit. Ersin'de de o odada kaldık biz. Hani mümkün olduğunca ucuza gelsin diye. Bu arada şey. Austin'de 1000-1500 bin, bin dolar arası. Ev kiraları. Benim tuttuğum yani o paylaşımlı ev 350. İşte elektrik elektrik su doğal, doğal gaz yok orada her şey elektrikle ısıtmadır şeydir klima sistemidir şudur budur tamamen elektrik üzerinden 400'e falan geliyor hani Zaten şey diyorsun lan 1500 bin bin ortalaması kiralısı olan bir yerde 400'e oturursan <laughs> tamam mı? Ne olur falan gibisinden. Relin kışta onu ayrıca konuşalım tamam mı? Yani sen bana bir mail falan at ben sana yardımcı olabildiğim kadar olayım oldu mu? Aleykümselam yorgun oyuncu hoş geldin. Abi gece böyle bir şey. I hate you, I hate you, I hate you. Güm 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 güm. güm. Ulan diyorsun ne oluyor? Ondan sonra bir koku geliyor. O geçen sene öğrendim bu kokuyu. Ot kokusu abi. İçmediğin halde bile senin de kafan dönüyor. Mimti ağlıyor mu? Bugün kaçta içeceğin sıpası Bodrum'a? Ona yasak. Neyse abi tabii orada herkes de araba var abi. Bu hepinizin bildiği bir şeydir. Ee, daha önce de söylemiş olduğum bir şeydir belki ama hani bunları tekrar etmezsem olmaz. Konuyu daha hani Amerika'yı Anlatabilmek için aslında yaşamak lazım. Ben burada ne kadar anlatsam da kafanızda canlanmayacak. Çünkü yaşam an, yaşam anlayışı demeyeyim de sistem sistem. Abi sistem buradan çok farklı. Şehirleşme sistemi de, ulaşım da, ya çoğu şey insanların birbiriyle iletişimi de sadece kültürel farklılıklardan bahsetmiyorum. Yani şehirleşme yapısının farklı olması bile senin olayı algılayamaman anlamına geliyor. Texas mesela tek başına Türkiye kadar bir yüz ölçümüne sahip. Sadece bir eyaleti, koskoca bir kıtaya adamlar oturmuş durumda. İnanılmaz geniş. Mesela New York'u İstanbul'a benzetebilirsiniz. 7/24 yaşayan şehir, metrolar işte sürekli hareket halinde. Efendime söyleyeyim, herkes bir koşuşturmaca da, kalabalık. Texas öyle değil. Texas alabildiğine geniş. İnanılmaz geniş arkadaşlar. Yani ya şuradan gideyim de bir ekmek alayım diyebileceğiniz bir ortam yok arabaya binmeniz lazım. Gerekirse yarım saat 45 dakika yol sürmeniz lazım. O yüzden orada AVM'ler çok meşhur. Her şeyin bir arada olduğu yerler. Hani Türkiye'de ben bu kadar AVM olmasını hele İstanbul'da aklım hayalımı almıyor. Hani Anadolu yakasında E5'in önü dizler abi her yere AVM yaptılar. Ya Amerika'da anlayabiliyorum ki o kadar bile yok. Austin'de 4 tane mi 5 tane 5 tane mi AVM vardı abi. 2 milyon 1,5 2 milyonluk nüfusu olan şehir. Bir buçuk milyon herhalde. iki milyon yok da. Dört tane. Benim bildiğim belki daha fazladır. Yani bana çok garip geliyor. Gerçi şey falan da var. Hani AVM dışında Walmart'lar, HAB'ler onları da katmak lazım işin içerisine ama. Orada lazım. Çünkü bizim işte süpermarket veya şey kavramı orada çok yaygın değil. Dükkan, bakkal. bir Zamanda varmış ama yok. Şimdi her şey toplu halde. Herkesin arabası var. Hatta bazı evlerin önünde 2-3 tane var. Araba çok araba satın almak çok matah bir şey değil. Ya evsizler ya da işte çok aşırı derecede artık belki de takip edilmek istemeyenler diyeyim. Tamam mı? Resmi olarak bir araca binip bir polis çevirmesiyle karşılaşmak istemeyenler toplu taşıma araçları kullanıyor abi. Ben de ucuz olsun diye <laughs> toplu taşıma aracı kullananlardan bir tanesiyim. Yani ben hiçbir kimseden bir zarar görmedim bu arada. Ama şey var. This is America diye bir şarkı var. Bir ara çok popülerdi. O klibi açın izleyin abi. Öyle bir ortam var demiyorum ama öyle bir atmosfer var. <laughs> ama böyle <yani> çok <laughs> ya geriliyorum ama gerilme sebebim de biraz bir tekinsizlik hissediyorsun. Bu tamamen on, onlara da geleceğim. Hani niçin öyle hissettiğim e, bölgeler arası farklar, bu sosyal kredi nedir, ne, ne nasıl etkilenir, et, neyi etkiliyor falan gibisinden. İşte ben bunları öğrenmek istiyordum, onları da öğrendim, çok iyi oldu benim açımdan. Ee, abi işte evsiz, işte sıkıntısı olan belki akli dengesi veya bilmiyorum şey olarak sıkıntısı olan belki de yasal olarak sıkıntısı olan. Abi bir biniyorsun adam yanında işiyor. Otobüsün içine. Ya belki işte sıkıntısı var adamın. Şey olarak söylemiyorum bunu. Bizim burada da yok mu? Bırakıyorlar. <laughs> var ya süpermarkette mi bırakıyorlar? Paçadan bırakıyor. <laughs> Yalan mı oğlum? Bizim memlekette de var. Ya, ama var ya. Araçsak şimdi metrobüste bile vardır. Ha, Şimdi şöyle bir şey çok sıkışmıştır. Bir şey diyemiyorum abi o dünyanın en kötü <laughs> olayı tamam mı? Kınamayalım ama abi bir otobüsün içi komple sidik kokabilir mi ya? Bir sabah abi kusacaktım artık neredeyse. Ya şöyle yapıyorum böyle gidiyorum. Katlanıyoruz da bir yandan. Yani işte iniyorsun Bazısı böyle ters ters bakıyor. Lan bu beni mi takip ediyor? <laughs> Lan böyle. Ondan sonra çantamı mı isteyecekler? Şu mu olacak? Bu mu olacak? Karanlık falan gibisinden. Birazcık bu korkumu tetikleyen birkaç şey oldu tabii. Bir gece <laughs> gelmeye de yakın ha. Ben dedim ki öl, öleceğim. Keşke bir hani hanımı son kez göreydim. Bir evladıma sarılabileydim falan. Şeyi koydum kafaya. Öldüm dedim ya. Kesin beni öldürdüler. Abi gece pazar akşamı Evde kimse yok. Zaten evi de ot içmeye falan kullanıyorlar. Benim anladığım kadarıyla tamam mı? Hani herkesin ayrıca bir evi var. Orası günah şey. <laughs> günah apartmandır tamam mı? Ondan sonra cuma. Ben... Abi gece 3-3.30. 3, 3, 3 a.m. Brother. Pazarı pazartesiye bağlayan sabah tamam mı? Yani herkesin işi gücü var lan. Herkes çalışıyor bu arada harırlarlı. Yani saatlik çalışmalar şunlar bunlar onları anlatmıyorum bile. O abi evin içinde bak. Mutfakta. Şurası kapı işte. Kapının dışında yani. Evin dışında değil. Evin içinde. Benim yatak odasının dışında. Bir güreşme sesi abi. Böyle bir şeyler kalkıyor, iniyor. Bir şey biri, biri biriyle boğuşuyor. Ve... Vallahi billahi böyle sesler. Ulan, uykudan kalkmış gözleri mahmur. Tamam <laughs> mı? Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. O sırada Bak aynı anda abartısız mübalağasız söylüyorum. Abartısız konuşuyorum arkadaşlar. 40-45 saniye var bunların arasında. Bir ses duydum abi böyle. Boğuşma sesi. Biri düştü ve inanın acayip bir ses çıkarttı. Ben en son bu sesi yatılı lisede duydum. Arkadaşlar birlikte götümüze vurdura vurdura kaçtık. Ne olduğunu hala bilmiyorum onun. Bu da ikinci oldu. Siyah bir araba geldi durdu. Bu arada da şeyler var böyle bazen. Ot içiyorlar. Şey diye yasak <laughs> bu arada Teksas'ta bazı şey, eyaletlerde e, serbest bırakmışlar. İşte Kanada'da da hatta ot serbest bırakılmıştı. Saksı satılma oranları falan birden arttı. Hiçbir yerde saksı falan kalmadı ya. Texas, Texas tutucu bir yer bu arada. Yani e, Amerika'nın Konya'sı gibi Kanada'da serbest bırakılmıştı hmm. diye biliyorum. Birkaç eyalette daha. Niyeyse öyle diyor Amerika'nın Konya'sı. Bizim kulakları çınlasın. E, benim zamanında Work and Travel'la Amerika'ya gidip orada evlenip yerleşen İhsan diye Nintendo Türkiye forumlarından bir arkadaşım vardı. Ondan Twitter'da yazışırken şey diyordu. Orası Konya gibi ya falan filan diyordu. Onun sebebi de şey her yerde kilise var. Her yere şey yazıyorlar böyle işte. Mesela yoldan geçerken ayet koymuş İncil'den adam oraya. 23'e 8. Ben diyorum bu ne 23'e 8? O, kamyonun geçmesine acaba? <laughs> Öyle olsa yukarıya koyar yani resmi tabela olur. Bu ne ya dedim. O dedi abi açmak istersen İncil'de bir ayetin bir şey. O çok enteresan geldi bana. İşte şey var. Think God. Bu geçen sene benim konuştuğum şeylerden. Koca koca tabelalara. İşte Jesus Jesus watching you. <laughs> İsa seni izliyor. Bak Tanrı seni duyuyor. Ha, sadece hani bu yani neyse işte biraz daha böyle sıkı. İşte kumar e, yasak. Dediğim gibi e, tüttürmek yasak. Saat ondan sonra bira satışı yasak. Bire doğru bütün işkili mekanlar kapanıyor. Bunları zaten daha önce anlattığım yerler. Neyse abi konuya geri döneyim. Ben ya böyle şey değil erkeklik yapacağım falan filan. Ben içime doğru... <laughs> tamam mı? Çünkü benim aklıma şu geldi. Mr. Oseus hoş geldin. Sefalar getirdin. Kesene bereket. Sağ ol, var ol. 26. aboneliğin için teşekkür ediyorum. Sessizce dinliyorum. Dedim ki bir drag deal oldu. <laughs> bir şeyler ters gitti. Abi çünkü o ses o şey tamam mı? Bir yuvarlanma. İnanılmaz bir abi o sesi ben çıkaramam tamam mı? Çok acayip bir ses. Dedim ki bu ses ben bunu daha önce duymadım. Birisi can verdi. Acaba diyorum öldüren kişi bunlar hani bir ot içtiler veya eroin falan vurdular birbirlerine. Bir şey oldu. Ters gitti. Çünkü ben birkaç olay daha anlatacağım size. Orada bana arkadaşlarının anlattıkları. Onlar da beni biraz <laughs> etkiledi. Benim yan komşunun anlattıkları. Ondan belki de ürktüm. Dedim herhalde biri birini öldürdü. Odasına girdi. Belki de şey yapıyor şu anda. Evde birisi daha var mı diye düşünüyor. Bir tane de siyah araba geldi. Hemen evin dibinde duruyor tamam mı? Benim pencere şeye bakıyor. Park alanına bakıyor. Dedim herhalde bu da onun arkadaşı. Aradı. Abi ben bu herifi öldürdüm dedi. Vallahi <laughs> bile. Bak hiç kurmuyorum bu benim. Hani kurmuyorum derken bu benim o anda düşündüğüm şeyler. Kurdum da hani burada uydurmuyorum. O benim o anki duygularım yani. Dedim kesin öldürdü. Arkadaşını aradı. Arkadaşı da geldi. Ve gidecekler ama arkada da tanık bırakmak istemiyorlar. Abi duruyorum. Pencereden atlayıp kaçmayı düşünüyorum. Allah belamı versin. 911'i aramak geliyor aklımdan. Ulan 911 arasan ne diyeceğim? <laughs> tamam mı yani İngilizce var da çok da yanlış bir şey söylesem herif polis gelip acaba beni de indirir mi aşağıya <laughs> diye düşünüyorum. Çünkü orada bir tane Türk'ün birini omzundan vurmuşlar. Trafik e, de durdurmuşlar. Ya onları da anlatırım dur şimdi. Oğlum diyorum yani gittik yani. Kesin bunlar beni indirecek aşağıya. Acaba diyorum ölümüm çok acı olacak mı? Çok canımı yakarlar mı? Allah'ı billahi bunları düşünüyorum artık ya. Çünkü abi o sesi anlatamam. Boğuşma sesi ve can verme sesi lan başka bir şey değil. 10-15 dakika bekledim. Dedim oğlum yani ya dedim pencereden kaçacaksın ağzını kırdım arabası da bekliyor. Bir şey olsa mesela be içeriden bir kapı sesi gelse aşağıdan merdivenlerden birisi gidip arabaya binse gitse çıkıp bakabileceğim tamam mı? Bu arada Amerikan korku filmleri sadece Amerika'da işe yarıyor abi. Yani biz burada <laughs> e, slasher o, filmlerde böyle kıçımıza gülüyoruz ya. Hani koşuyor birisi düşüyor. Birisi yürüye yürüye geliyor böyle. <laughs> arkada bıçakla <laughs> falan diyorsun. Orada onlar aklına geliyor abi tamam mı? Ulan harbiden diyorsun korku filmi bu. Abi besmeleyi çektik. Dedim Allah'ım dedim. Ya kafayı uzatıp bakacağım. Ya, bakmak zorundayım abi. Çünkü bir şey oldu yani. Evin içinde bir şey oldu. Hatta bizim Şahin diye bir arkadaş var. Kulakları çındasın. Şahin dedim oğlum vallahi güleceksin ama dedim geç iki buçukta adam aradım ya. ya mesaj attım WhatsApp'tan doğrusu abi bir şey oldu dedim abi koridordadır boş ver ya falan filan dedi uğrdu koridor falan değil bayağı bildin mutfakta dedim bir şeyler oldu bu arada benim evde e, can dediğim arkadaş orada bir e, böyle ızgara mekanı ızgara grill house yani ne diyorlarsa steak house'ta abi Adam sosisli sosis yapıyor. Oranın özel sosisleri var. Herifin böyle özel eşek gibi kıl şeyleri var. Kılıçları var. <laughs> bıçakları var. Bana aha inanmıyorsan Ersin'e sor. Tamam <laughs> mı? Onlar falan geliyor aklıma. Ulan diyorum acaba onu mu buldular? Birbirlerini onlarla mı doğradılar? Herifin böyle evet açıp gösteriyordu bize. Bak bende böyle bir şey var abi diye. Aa, çok şeker gibi insanlar bu arada. Hani kasap masap adam sosis musus yapıyor. Onları biliyor biliyor falan böyle. Özel çantası falan var ama Yok herhalde bunlar böyle kapıştı onu falan aldılar herhalde <laughs> ne diyorum. Neyse abi uzun lafın kısası. Kafayı yavaştan açtım böyle. Kafayı uzattım. Bizim portalikolu Steve 280 salonun ortasına uzanmış. Aha dedim tam tahmin ettiğim şey. pezevenk sürekli içiyordu zaten. Ya bir zararı yok abi tamam adam tüttürüyor müttürüyor içiyor müçüyor ama kimseye zararı yok. Hani öyle e fiziksel şiddet uygulama veya şey yaptı yok. Boş konuşuyor ama. Bol bol boş konuşuyor. Bir şeyler söyleyip duruyor abi bana. Suriye'deki olaylar ne oldu? Ne bileyim lan diyorum ben ne bileyim Suriye'deki olaylar. <laughs> o böyle. Çatlayanlar var. Artık. Abi adam yat, yatıyor tamam mı? Kan şey bekliyorum. Bir yerde kan gölü olması lazım. Artık şey, çıktım abi tamam mı? Birisinin üzerime saldırmasını bekliyorum. Ee, bekliyorum abi. En kötüsüne hazırlanmış durumdayım ama İçimdeki korku ve şey nasıl diyeyim? Hani bu işi de çözümlemem lazım bir şekilde. <laughs> Allah'ım yavaş yavaş bir gittim böyle artık geçtim. Kanman yok. Aklıma şey geldi. Bu daha önce de bizim yan komşuyla kavga etmişti. Abi çok fazla içiyor kendinden geçiyor tamam mı? Bir gittim kapı mapı da kilitli bizim giriş kapısı. Oh dedim ya hani ölmemiş en azından nefes de alıyor böyle ...falan filan yakınına gidince o sesleri daha... Ya da bu... ...alabildiğine şey kokuyor. Ot kokuyor. Türkçe de sövdüm. Senin dedim ananı. Dıbıcı. <gülüyor> dıbıcı. <gülüyor> tamam mı? Dıbıcı. Abi. Dıbıcı. <laughs> Gurbe çitim, hoş geldin. Sefalar getirdin. 17. aboneliği için teşekkürler. Ya rahatladım. Çünkü herifi içmiş ve kendinden geçmiş. Bu kendi, kendi kendiyle herhalde boğuşuyormuş. Dur daha bitmedi. Gittim. Türkçe sövdüm. Senin dedim dedim yani tamam mı şerefsiz dedim ödümü koparttım ee, ama kendinden geçmiş onu söyleyeyim ne bokunu yersen ye dedim odasına odasına götürebilirdim anahtar manatlar yerde dedim yok abi bir de şeyden de korkuyorsun ne bileyim belki heroin vurmuştur ulan fazla dozdan fazla dozdan ölür polisi çağırırlar parmak izmi falan bulurlar <laughs> Hadi buyur burada her şey geliyor abi aklıma bir de şey izlemiştim o sırada Netflix'te When They see us diye bir dizi var. İşte 80'lerde New York'ta Central Park'ta işlenen bir cinayetin... ...alakasız 5 kişinin üzerine e, atılması... ...ve o insanların yaşadığı sıkıntılar falan filan. Onlar da geliyor aklıma. Olan diyorum biz de arada kaynamayalım. Ne bokunu yersen ye dedim. Kapıyı kapattım. Abi üç buçuk. Bir daha başladı. Ulan böyle sesler geliyor mutfaktan. Ama rahatım. Şeyden dolayı rahatım. Bu geri zekalı odasına girmeye çalışıyor ama şey at uyuşturucusu yemiş gibi kalkıyor kalkıyor iniyor kalkıyor kalkıyor iniyor büyük ihtimalle yardım etme taraftarı da değilim ve en sonunda bir oda kapısı kapanma sesi duydum bütün ses kesildi ama sabah altı bende ne uyku kaldı ne sinir kaldı <laughs> ne ruh şeyi kaldı tamam mı birkaç gün sonra da can geldi o onun haddini bildire bildirebilecek tek kişi evdeki çünkü daha önce de kavga etmişti onlar. Yani Ama şey değildi dediğim gibi böyle sert bir kavga değil. Yani laflı olarak gidip şikayet ediyorlar. Yasa var, düzen var, şu var, bu var ama işte abi bulunduğun ortam bindiğin otobüs, işte orada gördüğün yorumlar. Harbiden her, her gün değil ama haftada bir iki defa polis ışıklarının senin evinin önünden geçiyor olması e, şeyi de biliyorsun öyle bir ülke ki herkes de silahı var. Çıkarıp vurabilirler. Yani öyle bir şeyle karşılaşmadım ama hani duyuyorsun, görüyorsun abi. Yani haberleri takip ediyorsun. Olab olmayacak bir şey değil. E şeyleri anlatmışlardı bir de bana. Bağımsız olarak. Bu olayı anlattım işte canım. Abi dedim böyle böyle yalan söylemeyeceğim. Hani İngilizcemi de geliştirmek istiyorum. Konuşayım. Çok da iyi anlatamıyorum derdimi. Ama dinliyor böyle. Sabırla dinliyor. Ya diyorum kusura bakma İngilizcem iyi değil. Yok yok iyi iyi anlat falan filan. O da güldü bayağı bir. Ya dedi bu hiçbir şey değil dedi e, burada değil ama dedi bazı eyaletlerde dedi eroinden dolayı hastalık bulaşmasın bulaşıcı hastalık çok olmasın diye dedi devlet dedi mesela dedi temiz steril iğne ucu dağıtır dedi dedim ya burada ne kadar çok bu eroin ya eroin de değil hani ot eroin biraz farklı biraz değil farklı şeyler ama temelinde hani bağımlılık yapacak zımbırtılar ya ama eroin çok daha tehlikeli veya işte Seattle'daydı zannedersem. Bu sen dedi hiçbir şey görmeden. Amerika'nın dedi hiç böyle bilmediğin enteresan bir yüzü var dedi. Onları görmedim bile. Şu anda dedi senin yaşadığın şehir Amerika'nın en güzel, en yaşanabilir. Yani benim söylediğim şeyler işte. Benim bildiğim şeyleri o da aslında orada teyit etmiş oldu. Sen dedi çok güzel bir yerde yaşıyorsun. Neleri var dedi. Mesela e, onun söylediğini birebir aktarıyorum. Seattle'da 100 dolar üstüne çıkmadığı müddetçe hırsızlık ha ya, polis yakalasa bile işlem yapmayıp bırakıyor dedi. Aynı şekilde işte mesela publik alanda açık alanda adam sıyırsa donunu yolun ortasına çatır çatır hacetini giderse suç değil dedi yani. yani. kimse müdahale etmez falan filan işte eroin iğne ucunun bir ücretsiz olarak dağıtılması falan filan gibi şeyler. Hani böyle çok enteresan olaylar var. İşte belli bir ücretin üstünde belli bir değerin üzerinde çalmadığı müddetçe gerçek anlamda. Çünkü abi inanılmaz fazla hırsızlık olayı yaşanıyor. İnanılmaz fazla. Bir tane Pakistanlı ile tanıştım. 10 senedir Amerika'da yaşıyormuş. Bir olay anlattı bana. İşte ben bu olayı anlattıktan sonra gülüyorlar bir yandan da. Hani daha ooo abi bu ne ki falan ama şimdi orada teksin kimse yok. Yani derdini yarım yamalak anlatabiliyorsun. Biraz da böyle Kuş gibi kalmışsın. Onların da etkisiyle ben o akşam aklımda kurdum da kurdum. Ama ol, olmayacak şey değildi. Bence ola, olabilirdi de. Tahminlerim de %70 oranında tuttu. Birileri boğuşuyor. Herif kendi kendine boğuşuyormuş. Birileri de yere yat düştü. O, o kısma kadar doğru en azından cinayet yoktu. Şeyde Pawn Shop'ta çalışıyormuş bu Medi kulakları çınlasın ismi demedi. ya orada herkes ismini değiştiriyor bu arada. <laughs> Çünkü telaffuzu zor olduğu zaman insanlar pek şey yapamıyorlar, iletişime geçemiyorlar. Palm shop'ta çalışıyor. Bu ikinciye kısmı abi. Palm shop dediğim ya da işte gidiyorsun bir şeyini, kıymetli bir ürününü veriyorsun. Onun karşılığında mesela değeri 500, sana Palm shop 250 veriyor. Sen işte o 250'yi harcıyorsun, geri getirene kadar orada rehin kalıyor. Değilse satıyorlar falan filan böyle bir sistem. Valla orası pawn shop da olmayabilir. Dalır Dalır store diye mi geçiyordu? Tam hatırlamıyorum ama. Bir gün diyor pazar. Çok yoğunuz. Bir tane adam geldi ve şey istedi. Ya tuvaletinizi kullanabilir miyim dedi bize diyor. Saat öğleyin bir suları. Ben de dedi tamam buyurun girin kullanın. Sonra diyor unuttum. Akşam 6'ya 7ye kadar hani tuvalete gitmeye vaktim olmadı. O derece. Akşam 6-7 gibi tuvalete gitmek istedim kapıyı zorluyorum. Kapı açılmıyor. İçeriden kilitlenmiş. Zorladım, zorladım. En sonunda işte arkadaşıyla birlikte kapıyı kırmışlar. İçeride kendine işte eroin veriyor arkadaş damardan ve herhalde fazla dozdan dolayı ölmüş. Ve 5-6 saat önce her daha sonra gelip polis çağırıyor. Onu... Hemen polisi çağırıyorlar. Eee İşte 5-6 saat önce öldüğü tespit ediliyor falan alıp götürüyorlar. Yani Maalesef orada şey çok yüksek. Bu bağımlılık, e, uyuşturucu bağımlılığı. Hep böyle duyuyoruz ya Amerikan filmlerinde veya işte ünlü sporculardan neydi ya? Winner winners doesn't do drugs. İşte şampiyonlar kullanmaz falan filan gibisinden. Onun sebebini anlıyorsun. Bence çok ciddi bir problem var yani o konuda. Çok kullanıyor. Ya i̇ki tane genç çocuk bir geçiyorlar yanlarımdan. Ana. Ya zararları yok ama kendilerine zararları var. Çünkü onlar çakır keyif oluyor. İçki gibi bir şey anladığım kadarıyla. Çakır keyif oluyorlar. Ama kendilerine zarar veriyorlar. Bir tane arkadaş, Türk bizim arkadaş, çalıştığı otelde mesela bir tane sizin birisi tuvaleti kullanmak istiyor. O daha taze bir olaydı mesela. İğne kendine batırmaya çalışıyor. Batıramıyor. O damarını patlatıyor vesaire falan filan. İşte içeriye girmeye çalışıyorlar tuvalete. Giremiyorlar. Polisi çağırıyorlar. Polis geliyor işte. Meğersem işte içeride kendine vurmaya çalışırken ölmüş zannedersem o da. Kız da işi bırakmak zorunda kalıyor. Mesela iyilik yapmaya çalışırken. E, hatta terfi bekliyormuş kız. İşi bırakmış gitmiş başka bir yere falan filan. Ya uzun lafın kısası o konuda bir şey gördüm. Mesela benim e, herhalde aile olarak endişeleneceğim en büyük konulardan bir tanesi o olurdu. Çok fazla var. Ha bilmiyorum hani niçin öyle bir şeye e, yöneliyorlar? Çünkü şöyle bir güzelliği var abi ülkenin. Alım gücü gayet iyi durumda. Herkes için iş var. Herkes için e, her her patron için, işçi her işçi için patron var öyle söyleyeyim. Yani ki orada Amerikalılar çalışmıyor bile abi yani. 5-6 saat, 6-7 saat çalışmak yeterli geliyor onlara genel olarak. Ya çalışırsan güzel para da kazanıyorsun. yani yavaş yavaş ayakların üzerine de kalkabilirsin. Yeni bir hayat kuracak olsan bile. Bizim burada sıkıntımız olduğu için biz onu görüyoruz. Biz tabii onu görüyoruz ama var. evet yani o beni. orada sıkıntı o değil. Orada e, başka sıkıntılar var tabii tabii. para kazanılıyor ama e, başka yönde. Mesela benim dert, orada bir Benim bir arkadaşım var. Şey dedi. yani burada dedi aile hayatı yok dedi eşine dedi sahip çıkman lazım. Her iki tarafla. Yani kadın da kocasına, kocası da eşine sahip çıkmalı. Mümkün olduğunca beraber olmalılar dedi. Çünkü de burada çok sıkı bir aile bağı yok. İnsan, yani senin karın falan veya bu senin kocan diye gözetlemezler. Giderler hani konuşmak isterler. Onunla ilişki kurmak isterler falan filan dedi. Sürekli eşiyle birlikte çalışıyordu. Türktü. Eşi de e, Müslüman, Hintli Müslüman bir kadın. Kulakları çınası çok iyiydiler. olsun beni bir şeye götürdüler diye. Downtown'da yemeğe gitmiştik beraber. İki buçuk ay sonra ilk defa yoğurt benzeri bir şey yemiştim. Çok mutlu olmuştum. Ayran vardı. Konu konuyu açıyor ama... Ama... Yine de şey de var. Ya eksileri bunlar. Mesela benim gözümde bunlar eksileri. Artıları olacak olursan... Abi... Trafiği... Yine de insanı... Yani böyle en... Diyorum ya... E, kaba bile sayılı kaba olabileceğini düşündüğüm bir insan bile değil abi. Yani mümkün olduğunca insanlar birbirine nazik davranmaya çalışıyorlar. O bana çok bir yandan işte şey diyorsun. Ulan öldürecekler herhalde. Ben bir tarafta da böyle o kadar kibar insanlarla, o kadar kucaklayıcı insanlarla karşılaşıyorsun ki. Mesela Austin'in en büyük özelliklerinden bir tanesi diversity. Yani farklı kültür, farklı din, farklı ırklardan gelen insanların bir arada harmanlandığı bir yer ve şey düşük mesela beyaz Amerikalı birisiyle tanışmıştım. İlk gittiğim zamanlarda İngilizce de yarım yamalak. Adam dedi işte nereden geldiniz? O sıralarda da teşekkür ediyorum Eski eskiyor. Bu Suriye mevzusu patladı abi. Yani haritada Türkiye'nin yerini gösteremeyecek insanlar bile böyle Türkiye'yi konuşur oldu. Hakikaten de bu arada çoğu kişi bilmiyor. İstanbul diyorum, Türkiye diyorum. İnanın var ya böyle yok inan vallahi bilmeyen çok fazla vardı çok garip yani garip değil şundan dolayı garip değil ona da geleceğim bu cahillik olarak e, atfedilmemeli bence çünkü Sen her şimdi şey Amerikan devletiyle her ya her ülkenin başkenti mi ama bir daha nasıl diyeyim Amerika genel olarak Avrupa dışında çok fazla yeri bilmiyor Amerikalı insanlar onun da Hiç sebebini duymuyor. şundan da ihtiyaç duymuyor. Şundan dolayı adam dünyanın öteki ucunda. Bir. Amer mesela Amerikan devletiyle ya da hükümetiyle halkını bir tutmamak lazım. Nasıl ki bizim yani devlet, hükümet her neyse siyasi konulara girme babında söylemiyorum bunu ama tam olarak sizi yansıtır mı? Yansıtmaz. Ya tam olarak beni de yansıtmaz. Seni de yansıtmaz. İşte Amerika'nın o emperyalist mesela stratejisi şey halkında göremiyorsun onu. Mesela benim komşumla konuştuğumda adam şey ya abi diyor ben dedim ki abi dedim ben dedim Amerika gibi bir ülke olsam lan bu Orta Doğu'nun karmaşası efendime söyleyeyim işte yok Çin yaptığı saçma sapan şeyler ıvırlar zıvırlar bunlardan tamamen kendini soyutlayabilecek bir konumda bulunan ekonomisini çok iyi oturtmuş kendini dünyaya kabul ettirmiş. Gerçi onun da kabul ettirebilmesinin sebeplerinden bir tanesi öteki uca kadar uzanabiliyor olması. Hiç dedim uğraşmam. Ne bokunuzu yerseniz yiyin burada takılırım. Halkı bu kafada. Şey adam yani ben diyor Trump'a oy verdim çünkü Trump bize şunun sözünü verdi. Bizim Orta Doğu'yla, Zart'la, Zurt'la, şununla bununla hiçbir bağımız olmayacak. Ben Amerika, ha, make America great again. Ben sadece Amerika'ya odaklanacağım. Amerika'nın problemlerini çözmeye çalışacağım. Dünya polisiciliğini bırakacağız. Başka ülkelerin problemleriyle uğraşmayacağız birazcık işte böyle şimdi orada hemen muhabbetini açamıyorsun ama Netflix'te orayı daha iyi anlayabilmek oranın insanı insanını da e, Amerikan devletinin veya hükümetinin stratejilerini de anlayabilmek adına belgesel izliyorsun mesela Amerikan iç savaşı'nı anlatan ve aynı zamanda Amerika Vietnam savaşı dönemindeki yapmış olduğu hamleleri anlatan e, Ken Burns'un 12 bölümlük 12-13 bölümlük belgeselleri var Netflix'te şiddetle tavsiye ediyorum özellikle Vietnam savaşı'nı Vietnam Savaşı'nı anlamıyorum. Anlamıyorum çünkü Fransa kaçmış gitmiş. Bu Amerikalılar da efendim komünizm yayılacak. Burası çok önemli bir kale. Bir, bizim burayı tutmamız lazım diye. Abi harcadığı para. E, işte kaybettiği asker. Işte, sakat kalanlar şunlar. Abi anlamıyorum. Amerika Gittim en sonunda. Ben, yani samimi olunca komşuya dedim ki. Komşu yani niye oradasınız abi? Ne Bana anlatır mısın? Çünkü dedim ben gerçekten de Amerika'nın yıllarca Vietnam'da para teçizat parayı teçizatı geçtim. İnsan kaybediyor oluşunu anlamlandıramıyorum ve şöyle de bir şey var. Hani Muhammed Ali gitmiyor, elinden şampiyonluğunu alıyorlar hapse atıyorlar. Yani Muhammed Ali'nin hayatını izlemiş olanlar bilirler. Çok direniyor. Ben diyor gitmem arkadaş. Benim mücadelem burada. Bana işte ee, ikinci sınıf insan muamelesi yapan insanlar burada. Benim Vietnamlıyla bir derdim yok falan diyor. Şunu gördüm mesela o belgeselde izleyeceksin siz de. Tüylerim diken diken oldu. Siyahi mi? Meksikalı mı? Siyahi Meksikalı melezi de olabilir. Herif bir sene boyunca Vietnam'da görev yapıyor ülkesine geri dönüyor. Abi havaalanında iniyor. Taksilerin hiçbir... Nerede? Baltimore'da e, oturuyor. Harlem, Harlem mi? Baltimore mu? Ne dedi? Taksiler almıyor adamı. Ben diyor ülkem için gittim. Bir dava için. Taksiler almıyor. Anlayamadım başta. Beyaz bir polis taksiyi durduruyor. Bu adam Vietnam'dan geldi. Bunu almak zorundasın. Şeyden dolayı almıyor adamı. Bu siyahi Meksikalı diye. Ya bahsettiğim 70 işte 60'lar döneminde 60 65 65 66 falandır belki de. İnanabiliyor musunuz abi? Sen bir ülke için canını feda ediyorsun ve bu arada hani Vietnam'ı işte dedim ki belgeseli izlemeniz lazım. inanılmaz. Yani inanılmaz bir insan katliamı. Yani niçin öyle bir şey olmuş? Hala dediğim gibi anlayamıyorum. Soruyorsun ya bir sürü sebebi var ama Amerika'nın orada bulunmasının hiçbir sebebi yok. Ve bu arada da şeyi kendine yediremiyorlar. Yani yediremiyorlar doğru tabir olur mu bilmiyorum ama çekilmeyelim. Şey de yardım etmiyor. İşte Avrupa'dan işte İngiltere'dir. Fransa'dır. Biz diyor girmeyiz oraya. Bizde bir alakası yok. Amerika'da bir yenilgiyle geri çekilmek istemiyor. Hem halkı karşısında hem de dünya karşısında küçük düşmek istemiyor. En sonunda da aslında yeniliyor ve geri çekiliyor bunu bile kabul etmiyor adamlar. İşte o Nixon e, muhabbetini belki bilenleriniz var da işte dediğim gibi abi, belgeseli izlediğiniz zaman e, taşlar kafanızda oturacak ve aslında günümüz dünyasıyla alakalı da ulan bu bu sebepten dolayıymış diyeceksiniz sizler de. Orada işte o konuştuk mesela işte Kürt siz hakikaten bin yıldır Kürtlerle mi savaşıyorsunuz öyle bir şey dedi ya Trump. yok işte Suriye niye öyle ben anlatmaya çalışıyorum abi, şöyledir, böyledir falan filan. Ben ona soruyorum. E, güzel bir arkadaşlık ortamı oldu. Daha iyi anladı. daha öyle miymiş? Ya biz öyle bilmiyorduk. E, tabii benim de aktardıklarım ne kadar şey, yani mümkün olduğunca doğru ve araştırarak anlatmaya çalıştım. Zaten kendi meclisindeki insanların yorumlarını onunla paylaştım mesela. Bak, bu işin aslı böyle. Hani niçin hani Türk halkı böyle düşünüyor? Niye? işte Türk hükümeti veya devleti böyle davranıyor. O niye şöyledir böyle falan filan. Neyse hassas konular. Onlar çok fazla ekran karşısında tar tartışmanın manası yok. Hiçbir yere vardığı da yok maalesef. Ben dedi istemiyorum abi dedi yani. Bizim dedi, yani yanlış anlama ama dedi. Bana ne Türkiye'den, bana ne Suriye'den diyor adam yani. Ee, ben diyor burayı düşünüyorum. Sadede gelecek olursak adamın Türkiye'yi veya oradaki birinin Türkiye'yi veya İstanbul'u bilmemesinin sebebi şu kendi hayat mücadelesini veriyor. Abi sen ben nasıl ki burada hani geleceğimizi, ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu düşünüyorsak veya kendimizi her neyse o adamlar da onun derdinde. Sabah kalkıyor, eşek gibi çalışıyor veya işte neyse evine dönüyor, keyfine bakıyor. Cidden umrunda değil. Yani hükümetin ayrı bir yere koyuyorum. Halkı genel olarak bu. Ve hiç şeyle de karşılaşmadım yani böyle bir tane Türkiye'den geldiğimi duyunca gözünü deviren çok şaşırdığım siyahi oldu iki tane. Çok şaşırdım. Ve siyahilerin daha böyle ırkçı olabileceğini gördüm. Birkaç noktada. Hem yani benim hani böyle Türkiye'ye deyince bana falan yaptılar. O şeyi hissettim anlatabiliyor muyum? Çok fazla insanla görüştüm tanıştım. Hiçbirinde hiçbir şekilde böyle bir göz devirme veya böyle birden çekip gitme gibi bir şeyle karşılaşmadım. Ama orada o ya, şeyden beklemezsin ya sonuçta hani bu insanlar sıkıntı yaşamış bir topluluğun e, üyeleri. Seni daha iyi anlarlar ha bak e, dışarıdan gelmiş falan hani hoş geldin falan filan derler. Yok abi yani böyle en böyle redneck şeyinde <laughs> gelenler vardı Redneck vardı ya böyle bahçıvan şeyle. Redneck böyle tam Amerika köylüsü. Adam keserler böyle. Hiç sevmezler yabancıları. Howdy. Ağzında samanla gelir böyle. Hani <laughs> onlardan geldi böyle de. Onlarla da karşılaştım kafada böyle. Yani, adam yani telaffuzundan bir kere anlıyor seni. Beni Alman mısın diye soran oldu. Birka birkaç kişi Almanlarla karıştırdı. Birkaç kişi Ruslarla karıştırdı. Çünkü bizim aksanımızda sert konuşuyoruz ya. Biz R'leri falan bastırıyoruz. E, İngilizce'de de her cümleyi çıkartmaya çalışıyoruz. I was vazını doingini <laughs> her şeyini tüm cümleleri işte reyleriyle falan bas basıyoruz ya onlar eritiyor o cümleleri onlar erittiği için de ben anlayamıyorum şey bekliyorsun tane tane Mr. and Mrs Brown Mrs Brown falan diye konuşuyor onlar anlıyor ben anlamıyorum ne diyorlar <laughs> bunlar falan diyorum o yüzden e, hevesinizi kırmak gibi olmasın ama şunu söyleyeyim. Yabancı dil elbette işte oyun oynayarak oradaki diyalogları dinleyerek, e, altyazılı dizi izleyerek kesinlikle bir noktaya kadar öğrenilir. Ancak gerçekten de yabancı dili öğrenmek istiyorsanız abi yazım dışında mutlaka yurt dışını ziyaret etmeniz lazım. Mutlaka uzun süre kalmanız lazım ve eğitim almanın yanı sıra mutlaka insanların arasına karışıp günlük dili kullanmanız lazım. Çünkü Siyahilerin bile farklı bir dili var. İngilizler apayrı konuşuyor. Yani beyaz Amerikalı dediğimiz kesimin İngilizce. çok daha farklı. İngilizler şeye geliyor. ziyarete geliyorlar. Aslında turistik bir şehir. Ve işte konserler, işte Formula 1 dedim. Sürekli etkinlikler. Sürekli etkinliğin olduğu. Çünkü çok fazla üniversite var. Çok fazla öğrenci var. Kıpır kıpır hareketli bir şey. Ee, şehir. Ondan dolayı yurt dışından da gelenler oluyor. Meksikalıların ayrı bir e, aksanı demeyeyim de ayrı bir üslubu var. O yüzden şey çok önemli. Ya benim mesela Kanada'ya taşınan bir arkadaşım vardı. O da şey diyordu. Abi, İngilizce öğrendim dersin. Gidersin seni bir barbeküye davet ederler. İki cümle kuramazsın diyor da çok iyi İngilizcesi olduğu halde. Yani o yani dediğim gibi hevesini kırmak gibi olmasın. Tabii ki de bahsettiğim işte oyun oynarken diyalogları dinleyerek dizi izleyerek altyazılı bilmem neyle bunlarla bir yere kadar gidersiniz ama abi şeye girdiğin zaman yani konuşma dili gerçekten de böyle bir e, halkın arasına karışıp günlük hayattan konuşmaya başladığın zaman belki aranızda başarıyla bunu kotarabilenler olacaklar olacaktır ama ben e, ikinci ayda falan anca anlayamıyorsun bir de problem de orada hani sadece anlatabilmek değil anlamak da problem oluyordu. Ben siyahileri çok zor anlamıyorum. Mal mal bakıyorum suratına. <laughs> Adamlar anlatıyor. falan diyorum. Mesela bizim evdeki canla konuşurken şey diyordu. Hani anlayabiliyor musun? ...hani hızlı konuştuğunu o da fark ediyordu. Bazen duruyordu. Biraz daha yavaş konuşuyordu falan böyle. Ama mesela dediğim gibi işte aksandan dolayı çat diye anlıyorlar. Ama şey ulan diyor bu herif İspanyol değil. <laughs> şey değil. Hani Asyalı da değil. Nasıl bir aksam bu? Siz nereden geldiniz ya falan filan diye soruyorlar böyle. Diyorsun Türkiye, orası neresiymiş diyen var. Çok sevinen var. Ya da sevmiş gibi yapan var. Güzel. Yani çok güzel bir tecrübe oldu. Laf lafa açıyor. Yani söyleyebilecek çok fazla şey var belki ama yine de. E, ha son bir şey söyleyeyim. Orada bir sosyal kredi sistemi var. E, yapmış olduğunuz, yapıyor olduğunuz her şey sizin. E, Defterinize işleniyor. <laughs> Neydi ya? Vardı ya sonunda, sonunda. münker ve nakil melekleri miydi unuttum. <laughs> yani bu sisteme işleniyor. Ve bu sistemde yapmış olduğunuz her şey sizin karşınıza çıkıyor. Bir işe girişmek istediğinizde, bir iş yapmak istediğinizde, kredi çekmek istediğinizde, bir ev kiralamak istediğinizde, araba almak istediğinizde bu neyi etkiliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece ürünü satın almak falan değil. Mesela benim kredim, kredi notum düşük. 80 atıyorum şu anda. Mehtap'ınki 250. İkimiz de aynı arabayı almak istiyoruz. Bankaya gidiyoruz. İkimiz için 100 bin liralık bir araba alacağız. 100 bin liranın benim ödemem 250 bin lira oluyor. Mehtap'ın öde ödemesi 105 bin lira oluyor. Onun kredisi daha yüksek. Ee, daha güvenilirliği yasalara işte karşı şey. Hiç e, trafik cezası almamış. Efendime söyleyeyim. Çok güzel bir muhitte oturuyor eğitimi şey falan. Ben oh yani <laughs> yapmadığım haytalık kalmamış falan. Genel olarak da <laughs> bu işte büyük ya işte ev almak istediğinde, bir işe girmek istediğinde çok önemli. O yüzden mesela benim oturduğum Connection Austin gitsem, hani zaten ailecek imkanı yok oturmazsın. Bu kredi notunun yüksek olması için iyi bir yerde de oturman gerekiyor. Sizin referansınız oluyor abi. Uzun datın kısası. Yani bu kredi sistemi. <laughs> e, bu sebeple de bu oturduğunuz yerde dahil. İşte atıyorum Connection House'dan geldim ben. Mehtap da işte ne olsun Park Hill House'tan geliyor olsun. Tamam or oradaki en lüks yerlerden bir tanesi. Şu anda tamamen uyduruyorum. Park Hill House diye bir yer var mı yok mu bilmiyorum. Kıçımdan salladım. Beverly Hills ha. <laughs> Beverly Hills, <laughs> ha. <laughs> Hills <'a> hatırlamaz <laughs> <laughs> Güzel kızlar. Hepsi beyaz böyle sarışın mavi gözlü oğlanlar erkekler. <laughs> ha, arabanın arkasında uz vardı. Rich Rich, Beverly Hills. <laughs> Ama Amerika ondan ibaret değil. Ha, ne diyordum? İşte mesela ben Connection Austin'den gittiğim için bana böyle biraz daha temkinli yaklaşıyorlar. Çünkü yani abi anlattım Connection Austin'i size. Şey Gru Street. Gru Street miydi orası? Neydi GC'nin yaşadığı yer? <laughs> orası benim mekan. Gru Street tamam mı? Mehtap'ınki de işte lüks bir yer. Onlar bile etki ediyor bu kredi puanını vesaire. Uzun lafı kısası e, eksilerini gördüm. Artılarını gördüm. Efendim başvurumuzu yaptık. İş araştırmamızı yaptık. Her şeyimi e, ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonrası işte ya, tamamen işte yasal olarak o, ilerleyecek süreçte. Işte, bu sene olmaz, seneye. Vallahi bir 3-5 sene deneyeceğim. Yani bu sadece bir anlık değil. Ee, elimden geldiğince bu arada sizlere yardımcı olmak isterim. Eğitim almak isteyenleriniz varsa. Orada aynı sizin gibi bu ortamda tanıştığımız çok fazla çete bakamadım. Kusura bakmayın. Eminim soru soranlarınız ol, olmuştur. Ama e, genel olarak bütün sorularınıza cevap verecek şekilde aklımda ne varsa anlatmaya çalıştım ben de. Tabii arada kaçırdıklarım vardır diye düşünüyorum. Artıları eksileri olan bir ülke ama <laughs> ha son bir şey söyleyeyim mesela. Şimdi biz mes alım gücü olarak hep diyoruz ya işte oranın alım gücü, işte buranın 10 lirası olan 10 dolar mı? Kafanızda oluşması için şöyle bir şey anlatacağım ben. Yani onun geçen gün hesabını yaptığımız için aklımda kalan en güzel örnek bu. Hani oyun boyun falan değil. Yemekler falan da çok şey yapmayacağım. Bu arada Bizim mutfağın üzerine yok. Bizim yemekler üzerine yok. Dünyanın hiçbir yerinde Türk mutfağı gibi mutfak yok abi. Kim ne derse desin. Herkesle kapışırım bu konuda. Üstüne yok. <laughs> ee, Amerika'da bebeklere özel bir marka var. İşte. Bu Çin asla Çin'de falan üretilen bir ürün değil. Tamamen Amerika'nın. Amerikalılar buna çok dikkat ediyor bu arada. Ee, Çin malı olduğu zaman soğuyorlar. Amerikan Product dediğin zaman çok daha farklı gözle bakıyorlar kesenin ağzını açıyorlar abi şeyi de öğrendim orada. Gerçi bunlar neyse ee, <laughs> işte, neydi Bart Word -Biz, biz, biz diye bir marka işte, krem, falan. abi bu ürün <laughs> benim aldığım ürün Türkiye'de aynı, aynı da değil aynı, Hatta aynı. aynı mı bütün set her şeyle aynı mı Sadece işte, yerine yağ var. Aynı. Tamam hemen hemen aynı set Tamam bebek işte bebeğin tenine, yeni doğanın tenine uygun olacak. Organik bir ürün bu, tamam mı arkadaşlar? Bu ürün Türkiye'de indirimsiz ne kadardı? 400. İndirimsiz 410, 410 Şimdi 410 lira. Tamam mı? Türkiye'deki ürün. 350, 4 indirimsiz 300, indirimsiz 400 indirimsiz ama biz indirimsiz üzerinden gidelim. 400 lira. <laughs> Amerika'da bu ürün 20 dolar. Şimdi şey hesabı yapacak olursak Türkiye'de bir insanın bunu alabilmesi. Tabii bunun dışarıdan gelen bir ürün olduğunu falan da evet. Belki bizim ülkemizde bizim yerli ürünlerimiz de vardır bu konuda ama sadece şey olarak diyorum. Alım gücü kıyaslaması açısından benim yapmış olduğum hesaplama üzerinden gidersek. Yani oyuna oyuna falan girmiyorum da. Bir asgari ücretli Türkiye'de işte günlük 73 lira 74 lira gibi para kazanıyor. <laughs> bu ürünü alabilmesi için ortalama 5 gün çalışması gerekiyor. 4,5 gün gibi falan bir şey olması lazım yanlışım yoksa. 20 dolar Amerika'da 2 saat çalışıyor. Aynı ürünü alıyor. Yani biz 5 günlere en büyük farkı bunda gördü bu üründe gördük. Bu üründe tamam birazcık arayışı yapalım. 400 olmasaydı da bu ürün normalde 20 doların 120 lira oldu artık 6 lira. Şey. Hadi karla birlikte 250'ye satıyorlarsa uçuk olmaz. 250 bile olsa işte yine 75 75 150 3,5 4 3,5 gün falan çalışması gerekiyor. Yani hala şeyle mücadele ediyorsun. Hani günlerce çalışıp almak, saatlerce çalışıp almak. Böyle bir durum. Tabii şimdi geçenlerde Twitter üzerinden onu anlatmaya çalıştık da insanlar bizim oyun fiyatlarını normal karşılıyoruz gibi algıladılar. Onu anlatamıyorsun. Zaten Twitter üzerinden ve sosyal medya üzerinden Tartışmaya girmemek gerektiğini anladım. Tamamen çöplüğe dönmüş durumda. Siz de keyfinize bakın. Stres yapmayın. Oralarda kendinizi hırpalamayın. Yani bomboş bir mekan. Ciddi anlamda vaktinizi harcamayın abi. Hani hakikaten size bir şey katmayacağını düşünüyorsanız uzaklaşın. Vakit çok kıymetli. Size değer katacak bir şeyler yapın. Ee, hayalinizi gerçekleştirmeye çalışın. Abi gerisi cidden boş. Vallahi billahi boş. Bak kendim için de söylüyorum bunu. Abartısız. İzliyorsunuz boş konuştuğumu düşünüyorsan bir katkısı yoksa abi gidin. <laughs> Harbi diyorum gidin. Size değer katacak. Ne olursa dizi mi olur? Belgesel mi olur? Efendim kitap mı olur? Gidin kitap okuyun falan şeyinde söylemiyorum. Yani ders verme babında değil. Orada daha iyi anladım. Kendinize bir şeyler katmanız. Hele ki genç yaştaki arkadaşlar. Ne katarsanız abi. 3-5 demeyin. Kendinize ne değer katarsanız bunu katmer katmer e, umarım bu ülkede de alabilirsin ama yurt dışında değer oluyor. Ee, bizim okullarımızdan mezun olduğunda belki direkt orada çalışamıyor olabilirsiniz. Ama kendinize kattığınız değerlerin orada e, farkına varıyorsunuz aslında. Ee, yani durum bundan ibaret. Başka da bir şey yok. Ha şey diyordum. Mail adresim var. Chatte belki gözüküyordur. Oradaki arkadaşlarla irtibata geçmenizi ee, sağlayabilirim orada şu anda okuyan işte Facebook'ta yazılımcı olarak çalışan arkadaş var benim New Jersey'de e, doktora yapan doktor olan arkadaşım var Houston'da e, sadece şey üzerinden telefon üzerinden görüştük gelirken e, beni davet etti burada mı bilmiyorum burada da olabilir o da okuyan bir arkadaşımız daha var onlarla iletişime geçmenizi sağlayabilirim ee, size daha iyi fikir verebilirler çünkü benim 3-4 ay onlar senelerce orada kalıp daha fazla işin içerisine girmiş insanlar Belki size daha fazla fikir verip yol gösterebilirler Efendim Ama dediğim gibi şey değil ya yani bir rüyayı yaşamıyorsunuz ama bence ortam olarak biraz özleseniz de buraları daha şey bir ortam ya. nasıl diyeyim yaşanabilir o o yüzden şeyde oturmanız lazım. İyi bir muhitte oturmanız lazım. En ucuz yerde değil de. <laughs> yani öyle iyi karı koca çalışıp iyi bir işte, güzel bir işte çalışıp yani böyle zengin olma hayali değil ama insan gibi yaşama e, hayali olan insanlar için karı koca çalıştığınız zaman güzel bir yerden e, ev kiralayıp hayatınızı idame ettirebiliyorsunuz. Be ettirebilirsiniz bence. Ben Okan'ıya vardım. Bir de arabanız olması lazım. Avrupa'da fena fikir değil bu arada Avrupa ama Avrupa'yı bilmiyorum o yüzden ahkam kesmeyeyim falan. Genel olarak budur yani ee, şeylerim benim gördüğüm ettiğim. Araba ucuz. Araba bisiklet gibi. Benzin suda sudan ucuz. Nasıl <laughs> Öyle bir öyle bir şey ki yapısı var ki zaten Adamlar deli gibi petrol üretiyorlar. Artık Meksika körfezindeki e, biliyorsunuz belki aratsanız siz de görürsünüz Meksika körfezinin haberi. Herifler petrol sızıyor yani. Azmışlar iyice. Aa, aynen öyle macera dolu Amerika. Pantel, kot pantolon. Ya ulaşıma %35. Abi yapacak bir şey yok. Şimdi ben bu siyasi muhabbete girmek istemiyorum ama e işte Ekrem İmamoğlu geldi şu ya ulan Ekrem İmamoğlu olsa A kişisi olsa B kişisi olsa o zam yine gelecekti. Abi bizim ben şöyle görüyorum Türkiye'nin ekonomisini. Bir gün bir ekonomistle oturup konuşmak istiyorum. Ekonomiden iyi anlayan niye böyle olduğumuzu. Sanki böyle bizim bir 100 bin liramız var. Tamam mı? 100 bin liramız var. O 100 bin lira dağıtılıyor. Daha sonra bir şey üretip tamam mı bir şey üretemediğimiz için alım gücü de olmadığı için harcanmıyor da para vergiyle geri alıyorlar onu <laughs> elektrik su şu bu o yüz bin geri geliyor onu tekrardan atıyorlar sonra bize böyle maaşı olarak sanki böyle bir enteresan bir şey varmış gibi geliyor belli bir paramız var onun dışına çıkamıyormuşuz gibi her her şey dışarıya satmadığın sürece hep her şey. şey çok garip mesela bu koronavirüs muhabbeti olduğunda e, fin Financial Times dergisi zarara giren, e, Çin'le birlikte ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan ülkeler. işte Güney Kore birinci, onun arkasından birkaç ülke Japonya, şu bu falan var. Abi bir tane artıya geçmiş ülke görüyorum. Aşağıda Türkiye. <laughs> Bizim aslında işte tekstilimiz çok iyi, çok önemli güzel markalarımız var. Ben bir yolda bir arkadaşla tanışmıştım. Mesela makine parçası yurt dışına ihraç ediyorum. İhraç etmek doğrudur değil mi? İthal etmek, içeri almak, ihraç etmek, dışarıya göndermek. Umarım yanlış söylemiyorum. Ama diyor yeterli değil. Hani daha yüksek olması lazım. Yani aslında elimizde değerler var. Yapmayan, beceremeyen, üretmeyen bir e, toplum olduğumuzu düşünmüyorum ama yeterli değil. Yetmiyor. Yetiremiyorum. Ondan sonra da Şener Şen gibi. İhraç dışarı. Tamam. Doğru söylemişim o zaman. Oyunlar pahalı. Abi işte fırtına. Ben bir de onu düşünüyorum. Şimdi gidip geldiğim zaman benim en son konuşmam gereken şeylerden bir tanesi de oyun abi. Yani şimdi oyun ücretleri üzerinden tabii ki de eğlenmek. Eğlenmek bir hak. Yani ama bizim için eğlenemiyorsun ki abi. Bir kere şey olarak sadece maddi olarak değil. Manevi olarak eğlenebiliyor musunuz abi? Yani sadece işte bu deprem konusundan bahsetmiyorum. Şehitlerimiz oldu. Ee, yani o kadar kötü şeyler üst üste geldi ki ya kafayı dağıtmak için yine açıp oyun oynuyorsun ama bu çözüm değil abi yani bilmiyorum ne olacak ben şey değilim abi yani kimse o bu sorunları çözebilecek hakikaten coğrafya kadardır diyorsun bir noktadan sonra da bulunduğun jeopolitik konum maalesef yani maalesef de demeyelim de ulan o kadar Asya'dan kopup gelmişsin. Biraz daha yürü be kardeşim. Geç Yunanistan'a <laughs> Norveç'e doğru çık. Oraya konuş lan. Anadolu'nun kapılarını zorladığın gibi biraz daha zorlasana. Norveç'in İsveç'in kapılarını da oraya yerleşelim. Keyfimize bakalım. Gel ulan o kadar yürümüşsün. O kadar bir de dağılıyorsun mesela. Dağılırken <laughs> biraz daha ne bileyim. Vallahi farklı yerlere gideydik. <laughs> Bilemiyorum abi. Hayırlısı olsun abi. Üzülüyorsun. Mesela ben şey diye düşündüm. Gideceğim orada kafamı dinlerim. Hiç haberlere falan bakmam. Hiç ilgilenmem. Abi ilk üç gün sonra bir hafta sonra ailem burada köklerim burada. Eşim bile olsa yanında annem babam burada. Annem babam burada olsa arkadaşlarının çocukluğunu geçirdiğin lisede askeri de şurada burada. Hani ömrünün önemli bir kısmı burada geçmiş. Köklerim burada ve bakıyorsun abi. Ulan bir açıyorsun. Hu Sosyal medya zaten diyorum abi bence uzak durun abi. Bence sosyal medyadan uzak durun. Yani manevi olarak insanı inanılmaz yıpratan bir yer. Haber almak için kullanıyorsanız amenna, yorumlara falan filan takılmıyorsanız amenna. Ama onun dışında bence uzak durun. Kendinize değer katacak şeylerle ilgilenin. Yani ben iyice ya yani elimi eteğimi kesme taraftarıyım. Benim işimle alakalı sosyal medyayı kullanmam gerekmese yayınlardan bahsetmiyorum bu arada. Eee yani PR konusuyla alakalı ben Anında sileceğim abi. Ya da bir fake hesap oluşturacağım. Sırf o işleri yapmak için onları e, döndüreceğim. Yoksa... Tutmam yani. Bir dakika tutmam. Hoş geldin Desvacım. Teşekkür ediyorum. Ya zaten memlekette gündem tat kaçırıcı. Sosyal medya daha da tat kaçırıcı. Sosyal medyada niyetinin ne olduğunu anlayamadığınız insanlar var. Adamın ne ismini, cismi belli. Sahte hesap. Bir yorum yapıyor, bir, bir şeyler paylaşıyor ama şeyi bilemiyorsun asla. Belki de hani ortalığı bulan, bundan keyif alan insanlar da var. Çünkü onu da çeşitli ülkemizde yaşanan olaylarda gördük. Daha sonra inci Sözlük'te falan. Ya bir ulan insanlar birbirine girmiş. Abi bunu paylaştım bak herkes inandı şu kadar kişi paylaştı. Ya bu... Tam bir orospu çocukluğu değil de nedir? Yani af buyurun özür dilerim ama. Ya bu başka bir şey var mı? Çok kötü bir küfür biliyorum ama. Bundan keyif almak, bu insanların birbirine düşmesinden, bunu izlemekten, vak nasıl da ortalığı bulandırın. Bunun başka şeyi var mı yani? Neyse. Şeye gerek yok hani iç mihrak, dış mihra gerek yok. Biz zaten belki de şey hani kendi, kendimize yetiyoruz ortalığı bulandırma konusunda trollik falan değil abi. O ben ben diyorum abi uzak durun. Uzak durun. Çok tehlikeli. Yani sosyal medya internetin de güzel yanlarını alıp götüren bir şey. Sıçtı batırdı yani bence. Ben internetten tiskindim öyle söyleyeyim. <laughs> Durum bu arkadaşlar. Dediğim gibi yani yardımcı olmaya çalışırım hepinize. Yani hepinize demeyeyim de elimden geldiğince. Bu benim tecrübelerim. Bunlardı. Gözlemlerim bunlandı. Bunlardı. Amerika sadece bir şehirden ibaret değil. Onun da altını çizeyim. koskoca bir 350 milyonluk nüfusa sahip koca bir şeyden bahsediyoruz. Kıta'dan bahsediyoruz. Ama benim için iyi oldu. Çok güzel bir şey oldu. Tecrübe oldu. Ümitcim hoş geldin. Sefalar getirdin. Katıl butonundan bahs bahsetmişken sen ben de söyleyeyim. YouTube'a katıl butonu gelmiş benim de. Açabiliyorum. Ancak e, kademe kademe olarak büyük ihtimalle ben de YouTube'a geçmeyi planlıyorum. Yani e, hala hazırda oyun kurguları yani oyun içeriklerimi yayınladığım platformda bir aksilik olmazsa canlı yayın da yapıyorum. yani canlı yayınları da gerçekleştireceğim platform olacak büyük ihtimalle. Ben zaten Twitch'te durmayı istemiyordum. Birkaç defa hatta anket yaptım ne yapalım ne edelim falan diye. Benim için Facebook sağ olsun mesela bize de geldi zamanında teklifte bulundu ama şimdi rüzgar nereye eserse oraya doğru gitme değil de biraz da insanların şeyi önemli diye düşünüyorum. Yani yorumları, feedbackleri önemli. Çünkü yıllardır biz de oradan oraya, oradan oraya geçiyoruz. İnsanlar da bunu aldı, o yüzden şey daha önemli, İnsanların şey olması, belli bir yerde toplanması, oradan oraya, oradan oraya gitmekten daha iyi. Ama yani ben dediğim gibi, ben twitchten memnun değilim, nefret et. Şu bir senede de biliyorsunuz sebebini, bir bir buçuk senede nefret ederek sizle alakalı değil, kendi yayınlarımdan da keyif aldım ama kendime ihanete inandığım ve e, mücadele ettiğim şeye ihanet ediyormuş gibi hissediyorum ben burada bunu yaparken Twitter'da da hadi yayın var altına Twitch linki koyduğum zaman ihanet ediyormuş gibi hissediyorum kendimi e, bir aksilik olmazsa ben açıkçası YouTube'u düşünüyorum hatta bu cuma bakalım ve hafta sonu artık ne zaman müsait olursa bir şey yapacağım e, bir test yapma e, istiyorum Orada ne olacak? Nasıl bir ortam var? Ee, ona göre inşallah bir şey yapacağım herhalde. Ee, Youtube'a geçiş yapacağım bir aksilik olmazsa. Görelim tabii. Görmeden de bir şey söylemeyelim. Buradan YouTube da giderken banlanarak gideceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Banlayacaklar bizi. Öyle bir yayın yapacağım ki. Youtube canlı yayınlarında sıkıntı var diyor. Onlar düzeldi mi? Bilmiyorum. düzelmiştir. Yok meme falan değil abi öyle yani. böyle kallavi. Dansöz falan değil. Ha bir dansözden bahsedeceğiz. İnsanlar var böyle bir konuşup konuşup sonra dansöz gibi kıvırıyorlar da iş resmiyete dökülünce. Evet dansöz bir dansöz konuğumuz olacak tabii ki. <laughs> Kesinlikle dansöz konuğumuz olacak arkadaşlar. Neyse o zaman da gelecek inşallah. Dur bakalım. Ee, ama şu anda yavaş yavaş kademeli kademeli geçeceğiz YouTube'a. Ee, umarım oradan da siz de keyifle devam edersiniz. Ben şeyi merak ediyorum YouTube'da yayın yaptığımız zaman onun tekrarı nereye gidiyor? Ben yani çok fazla böyle yayın yapıp o iç, canlı yayını içerik olarak kabul etmiyorum abi ben kendi adıma. Ee, o çok ayrı bir şey. Yani şunu ben içerik olarak bu sohbet ediyoruz ama ben bunu ya oyun oynamayı içerik çıkartmak olarak kabul etmiyorum. Bu konuda bu şekilde ilerleyen, e, bunu bu şekilde kabul eden arkadaşlara ve içerik e, üreticilerine saygım sonsuz. Benim konseptim <laughs> bu değil abi. Ben e, aklımda çok daha farklı şeyler var. Her zaman söylüyorum. Ama işte hayatta her zaman için bunu müsaade etmiyor. Aklımda bir video içerik konsepti var. Takriben bir bir buçuk saat sürecek. Onu parçalara ayır, ayıracağım. Biraz oyunlarla alakalı değil. Farklı bir şeye giden. Amerikadayken boş vakit buldukça yazdım. Temellerini attım. Ancak alınacak bayağı uzun bir yolu var. İnşallah onu kurgulayıp bitirdiğimde ee, yapmak istediğim şeylerden birini de tamamlamış olacağım. Allah uzun ömür verirse. Liste dışı yapıp oynatma listesine eklenebiliyor. Bir, o belki oynatma listesi yapılıp hepsini tek bir yerde toplayabiliriz abi. Ana sayfada evet, ana sayfada istemiyorum abi. Benim dediğim gibi yani olayım şey değil açıkçası. Açtım. 3 saat oyun oynadım. Bu işte benim içeriğim şey değil o, abi. O benim en büyük hayalim haftada 3 video. Her hepsi kendisi. Bir yapalım. Bir yapalım işte orada da şey yapabiliyorsun, oturup gündem konuşabiliyorsun. O olabilir yani başlangıç olarak yapabileceğim şey o. Günün önemli haberleri yani haftanın önemli haberleri ve haftada bir tane haberi oturup işte daha önce birkaç yaptım sonra. Yok, ne istiyorsan yani hani kurgulu kurgulu, kurgulu, kurgulu içinde işte bilgisayar, 4de bir bilgisayara da ihtiyacım var maalesef. Tu bakalım hepsi olacak. Acelesi yok diyorum ama. Ne olur? Dost canlığında bana kaydı mı? Dostun al. <laughs> dostun canlı yine yayına... şey yapın. Nerede o? Ulan <laughs> arkadaş. Şimdi dost ee, dostlar. Yok yok. Hayır, de, hayır, de, hayır ben suçu suçu var demiyorum. Şimdi oradayım. Şimdi yurt dışından bir şey almak artık imkansız hale geldi abi. Yani alsam bile bunun kargosu vergisi derken astarı şeyini geçiyor. Bir figür var. Alabilir misin? Ben bunu ön sipariş etmiştim ama sen oradan alırsan işte yani hem o da sonuçta kargo vermemiş olacak. Kargosu 20-30 dolar falan filan dedim. Bir bakayım nasıl bir şeymiş. Bir tane kutu böyle. E dedim bir şey değil ya bunu ben dedim alırım. <laughs> Ulan tabi bunun şeyini görmek lazım da benim valiz küçük büyük değil. dostmana kaydıysa şu an itibariyle getir hanım çakma. Parasını almadım gerçi <laughs> Daha Getir. Bunun içini şey yapsak mı lan? Şu bantlı falan değil. Şu yandan şeylerle tutturulmuş böyle plastiklerle. Açalım. Kutunun içini boşaltalım. Bunun içine 3 tane Çengelköy hıyarı koyalım. Biliydim böyle olacağını videosu çeksin. Digimon Digimon aynen. Haydi bakayım ulan bütün dost bir dostum pro dostum şeyini bozdum sürprizini bozdum. Arkadaşlar dostun içeriği şu anda elimde. Şu anda Gelecek video bu. Aynen maske düştü. Ya bu arada maske düştü. Kel göründü deyince dostun saç dostun saç ektirme. Nasıl oldu mu onun saçı? Dost saç ektirdiydi. Orada mu? Dostun içeriğini çaldım arkadaşlar. Bu. Eşek kadar adam. Eşek kadar adam. Bunu istiyor benden. War Greymon. <laughs> Güzel yalnız ha. Şaka maka gördüm. Bunu istedi benden. Tamam alırız dedim. 45 dolardı bir ara. Bu da geldiği gibi bitiyormuş. Bir baktım 75 dolar. Hayda olan dedim adama söz verdik. Ne yapacağız ne yapacağız. Daha sonra tam gelmeye bir hafta kala. Bir baktım tekrar 45'e düşmüş fiyatı. Bir de dost da böyle birazcık serzenişte bulundu. Ben sana dedim abi onu zamanında alacaktım falan diye. Bir moralim bozuldu falan. Neyse Allah şükür en sonunda bulduk. Amerikalardan bunu getirdim. Bu, abi buna bak, bu valize girer mi ya? Benim küçük valize girdi ama yani. Sığdırdım. Bunun için iki tane tişört, bir tane don, bir tane de koskoca çarşafa attım. <laughs> Sığdıramayacağım diye. Yok ya zaten atacaktım. Ben de birkaç şey aldım onlarla alakası var. Ben de birkaç oyun aldım ya. Ama bu sefer öyle 60 dolarlık falan oyun almadım. Toplam 60 dolar değerinde şey aldım. Hani ikinci el ve Black Friday onları da göstermeyeyim. İçerik yapacağım. Dostun ikini göster. <laughs> Başka dur ha. Murat abi şey istemişti benden. Konsol Murat abi. Onları göstereyim. Aldığım hediyeler. Bildiğim var ya bavul ticareti yapıyorum. Şu canlı yayının klibini alıp <laughs> gümrüğe gönderseler var ya işimi bitirirler. Şunu Murat abi istedi. Murat Sönmez'i bilenleriniz vardır. Konsol üstü ya. Ya Kansas City Chief hayranıymış. Her kuşu öptük bir leylek kaldı. Amerikan futbol şeyi izliyormuş. Murat abi de. Dedi ki bana Kansas City Chief olur dedim. Aldım gösterdim. Sarı kırmızı. Kendisi Fenerbahçeli. Ya dedi bunlar sarı kırmızı. Ulan takımını sen bilmiyor mu hangi takımın hangi rengi olduğunu? Sarı lacivert yok mu? Sonra aradım. Baktım. Bu Los Angeles Rams. Beresi. Kendisine Los Angeles Rams beresi aldım. Başka takım. Yani evet Kansas City Chiefs değil. Sarı kırmızı o Galatasaraylı. Kendisi burada Fenerbahçeli. Herkesin fa değişik fantazileri var. Mozuko burada mı? Mozuko. İzleyici arkadaşlarımızdan Mozuko. Mozuko'cum ben kendime de alacaktım bundan ama pahalı almadım. <laughs> Mozuko'ya bunu aldım. Mozuko dolar olarak alırım ha parayı onu söyleyeyim. Aleykümselam Furkun. Fur 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 Furkancım hoş geldin. Mozuka rahatsızlandım. Oğlum neyi rahatsızlandı lan? 65 dolar para alacağım. rahatsızlık. Bak harbi diyorum. Ecel <laughs> kapıya dayan şey Azrail kapıya dayanmış olsa beni enteres etmez. Giderim alırım parasını. 65 <laughs> dolar para gömdüm lan buraya. Mozuko'yu bulun bana. Furkancım senin ee, şeyle alakan var abi. Asayiş. Bu soyadını da bilmiyoruz ki Mozuko diye aratınca çıkar mı acaba? GPT'sine <laughs> bakabiliyor muyuz? Bu adamı bulalım abi. Vallahi çarkına tükürürüm bunu almazsa. <laughs> <laughs> ne yapacağım lan? Bende var zaten Go şey GoPro diyorum. Geçen sene Pro Controller aldım. Daha bugün açtım arasını satayım. Açtım Mehtap için bak kontrolcülerden bir tanesini. Nihayet burada. Mutlu oldun mu? Hiç kullanmıyorsun, alıyorsun bunları kutularında saklıyorsun diye. Muzukocuğum burada vergisi bunların hepsinin 5'er dolar vergisi var. Onları da alacağız kısmetse. Ama. mı? Ondan sonra acaba, Bu da son. Bunu da bizim Samet. Samet istedi bunu. Sen değil Kurya. Samet sen de hoş geldin. Bak Samet dedim. Sa iki Samet 6 alt alta yazdı. Göstereyim efendim. 150 dolar değerinde arkadaşlar. Özel figür. Sınırlı sayıda üretilmiş. Bunu ne zaman gönderirsin bilmiyorum Samet'in parasını ama Şaka. 10 dolar lan. Çin malı. <laughs> Fena değil ama. Güzel. Hatta kendime de alacaktım da hiç Dark Souls oynamamışım. Bir şey yapmamışım. Dedim yani bırak. Yok ya. 10 dolar. 10 <laughs> dolar lan. Zaten 10 veririm yazmışlar. Evet bunları aldım. Başka da bir şey yok. Kendime de oyun aldım ama onun videosunu yapacağım. Oyunların parasını videodan çıkarırız. Başka bir şey yok arkadaşlar. Durum bu. Bunu oradan aldım bu arada. Arkadaşların dükkanından. Çok hoşuma gitti. Caroline Panthers'ın hoş bir Tumblr'ı böyle. Nintendo kesin. Yok. Nintendo oyunu mu? Spoiler vermeyeyim ama bir tane Nintendo oyun aldım sadece. Nasıl? Benim şey şeyime Yağdanlık diyorlar. Şimdi sen karına yağdanlıkla su içiriyorsun. kentin o panterli de mi içiyorsun? Yağdanlık mı? Onu sen nereden aldın harbiden? <laughs> Şaka yapıyorum. Bu Dekatman'da şey protein içeceği. Protein yani. to... Aa. Bilemem Hatuncum. istersen alırız yani. Ya, Ama güzelmiş barda. Amazon'dan aldım ya bunların hepsini. Animal abi Animal Crossing çıkmadı. Dead Stranding'i bu arada bana PlayStation Türkiye gönderdi. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ben Amerika'dayım. Kod geldi. Ah dedim. Şimdi orada olmak vardı, oynamak vardı. Henüz oynayamadım. Ee, şey. Abi Nintendo Switch. Bir şey söyleyeyim mi? Şu konsol şu saatten sonra bozulmasın ama başına bir iş gelse derim ki parasını çıkarttı. Abi Amerika'da Switch'le çok fazla vakit geçirdim. Yani boş zamanlarımda. ...Bread of Wild. Abandım, abandım, abandım. Çok fazla vakit geçirdim. Yani hakikaten... onun taşınabilir olması... ...her an her yerde oynayabilme oynayabiliyor olmak... ...işte uykudan cart diye kalkıyor... ...yarım bıraktığın yerden devam ediyorsun falan filan. Yani genel olarak... ...oyun süresi 3-4 saatte tamamlanıyor ama... ...ara ara, ara ara oynamak istersen... ...abi çok işime yaradı konsol ya. O an işte şeyi düşünüyorsun üst seviye görselliği yok. Evet bir Xbox One, PlayStation 4 tabii ki değil. Yani bir de U'dan ayrıca bir konsol. Ama görselliği düşünmüyorsun abi. Sana keyif versin. Onu istiyorsun. Onu verdi abi bana açıkçası. Çok iyi yani çok çok şeyini gördüm. Faydasını gördüm Nintendo'dan. Allah ne razı olsun. Oluyor? Ne? Mozuko geldi mi? Lan Mozuko. Hayır be. Parasını istiyorum oğlum ben bunun. 70 69.99 lan bu. Ben Özür dilerim hanım canım. Neden bahsettiğini soruyor. Hani Kim neden bahsediyor? Diyor? Kim hangisi diyor? Neyse şu konsoldan bahsediyorsun herhalde. Nintendo Switch'ten bahsediyorum ya. Dedim ya Nintendo Switch diye. Neyse tamam boşver. Dost incelemişti, beğenmemişti. Vallahi ben beğendim şeyi. Çok keyif aldım. Breath of Wild'dan çok keyif aldım abi ben. Ha 200 saatin sonunda artık bir şey geliyor, bıkkınlık geliyor ayrı mesele. Hadi bitireyim de gideyim abi diyorsun da eee oyuna başladığım oy Açık dünyaya açıldığım andan itibaren keşf Ben abi açık dünya oyunları sevmem. Breath of Wild'dan da bir süre sonra sıkıldım ama benim ee, beni çok uzun süre oyunda tuttu. Şirainları keşfetmek, bölgeleri keşfetmek çok keyifliydi abi. Yani Red Dead Redemption aynı şekilde Red Dead Redemption 2'nin açık dünyasında gezmek benim için çok keyif vericiydi. Onun üstüne tanımam. Ha Breath of Wild'dan da çok keyif aldım ben. 529 Fire Emblem Tree bitirdim. Ben Fire Emblem Tree çok şey buldum ya. E, güzel oyun olmakla birlikte çok basit. Abi aşırı basit bir oyundu. Yani orijinal oyunu oynayanlar daha doğrusu orijinal demeyelim. Eski oyunu oynayanlar beni çok iyi anlayacaklar. Abi yani yardıra yardıra gidiyorsun. Ya, permade açtım. Askerler hani orada yetiştirdiğin karakterler ölürse geri dönmüyorlar Ona onun bir gerginliği olsun savaşlar daha çetrefilli geçsin diye e zaten zamanı geri sarma var e hakkım var bilmem ne var falan filan bütün şeyi o taktik ve gerginliği alıp götürmüş o yüzden ee, biraz ne diyordum vallahi bu bu arada nevrim dönük gecem gündüzüm birbirine girmiş durumda. Hafiften de bir uykum geldi. Saat kaç? Yavaş yavaş gidelim. Azıcık şey oynayalım. Bir iki tane shrine bulalım da yatayım ondan sonra ben. Abi anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Jetlek oldum sevgili Meyveli Buz. Aynen. Elitler oluyor bunu sadece. <laughs> Let's trending. PUBG oynayacağız. Ömerciğim hoş geldin bu arada. PUBG'yi bizim ekiple oynayacağız ya. Ersin gerçi ya sosyal medyadan duyurdu ya. Bir şey olmaz. Ersin'in bilmeyenler vardır belki. Kız oldu ha. Sosyal medyadan falan denk gelirseniz kutlayın. Bir hayırlı olsun deyin arkadaşlar. Ha! Lan Göktürk ben seni arıyorum ha. Instagram'dan aradım aradım bulamadım seni. Vita konusunda. Şey yazacaktım hatta Twitter'a. Vita alacağım arkadaş neredeydi diye. Beni bir dürtsene tekrar Instagram'dan veya nereden şey olursa özelden bir yazsana bana. Peki. Siz nasılsınız bu arada arkadaşlar? Keyifler yerinde mi? İyi misiniz? Afiyette misiniz? canınızı sıkan şeyler muhakkak olmuştur ama umarım keyifli olmuştur sizin için de. Bu arada ya, hakikaten kimse sallamaz diyordum ama artık o kadar fazla insan söyleyince inandım. İnsanlar abi yayın aç, özledik falan deyince cidden özlemiş herhalde insan ve sallamıyorsunuz diye düşünüyordum ama sallanıyormuşuz efendim. Yani özleniyormuşuz. Gerçekten de seviliyormuşuz. Hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Her böyle şeyde paylaşımımızda her şeyimizde yani mutlu olduk. İnsan mutlu oluyor arandığın sorulduğun zaman e, hal hatır sorulduğu zaman mutlu oluyor insan. Ben de çok mutlu oldum teşekkür ediyorum. Se Teşekkür ediyorum kuşcu. Benir Lord çıksa da oynasak. Onu Ahmet'e sorun işler. <laughs> <laughs> Vernatim hoş geldin tekrardan. Bu arada limonataks. Sen ne ara mod oldun lan? Ömer bu arada Ömer'i gördüm az önce ha. Kozmoz Med'i gördüm. Ömerciğim selamlar. Sen de önce mutlu oldum. Ben de sizin karşınıza tekrar çıktığım için mutlu oldum. Oğuz Atay okumaya korkuyorum. Başlangıç için ne abi? Hanım bana yasakladı Oğuz Atay'ı. Atay <laughs> ya Oğuz Atay depresif değil. Depresif. Yani, mod biraz, biraz iyi olması lazım. Yani e Zaten melankolik bir toplum olduğumuz için Oğuz Atay da e, raya tuz basıyor efendim. Öyle söyleyeyim. Yani nereden başla? Tutunamayanları okuyabilirsin. Tehlikeli oyunları okuyabilirsin. Yani bunlar. Abi Amerika işi olunca yayınlara video. Amerika işi olsa de devam etmem herhalde abi açık konuşayım. Yani video yapmaya çalışırım ama canlı yayın. Şimdi bile kısmetse bir misafirimiz gelecek önümüzdeki aylarda. O misafirin hazırlığında eşime yardımcı olmam lazım. O yüzden dolayı mesela haftada üç gün yayın çok zor gözüküyor. Hani düzenli haftada üç gün yayın. Hani yapmaya çalışırım tabii ki. Çok isterim. Çünkü zaten hani oyun istiyorum ama bu aralar zor. Haftada iki ideal bence ya değil mi? Haftada, bak Mehtap söylüyor haftada iki ideal değil mi diyor. Siz hanımı ikna edin ben size her akşam yayın Güzel. yapayım. Naka invalideyi ağırlarsan yayın yapamazsın tabii demişler. Resident Evil 3 remake oynayacağız. Hatta YouTube'a geçmeyi düşünüyor musun? Line Action sen bir gittin geldin herhalde. <laughs> Konuştuk bu mevzuyu. Düşünüyorum. E, düşünüyorum değil. Hatta bir sonraki yayını YouTube'da devam edeceğiz. E, yavaş yavaş orada bir denemeye yapalım. Siz memnun kalacak mısınız? Görelim. Orada yorumlar nasıl oluyor, etkileşim nasıl oluyor, izlenme rahat oluyor mu, keyifli oluyor mu? Bunları da bir görelim. Ondan sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş oradan kavimler göçü gibi geçeceğiz abi. Şey bu arada, ha ne diyordum? Resident Evil, bir gaza gelip Resident Evil 3 remake'i duyunca hadi bir daha bir oynayalım. 1-2-3'ü oynayacaktım, hepsini değil de kuşçu falan çıktı. Ah, zaten oynadım. Bir daha oynadım falan dedi ama en azından orijinal Resident Evil 3'ü Resident Evil 3 remake çıkmadan önce bir kez daha oynayalım. Çünkü yarısını silmiştim ben yanlışlıkla. Canlı yayının tekrarı yok. Öyle bir oturalım. Maraton yapılır ya. Bir şey değil. Yani 2-3 saate biten bir oyun. Oturuyoruz tek seferde bitiriyoruz nihayetinde. Uh. O yüzden bir Resident Evil 3 remake çıkmadan önce şey yapacağız inşallah. Bu arada çok enteresan bir gelişme oldu bugün. İnşallah bir aksilik olmazsa Türkiye'de bir e, Nintendo oyunlarına sponsor olacak bir hiç beklemediğim böyle bir mecra. Şimdi ismini vermeyeyim de. Hani olmazsa falan ne onlara ayıp olsun ne şey olsun. Konuştuk olabilir dedim. Dedim tabii benim de faydam olacaksa. Sonuçta bizim etimiz, budumuz belli. Yani... E, faydalı olacaksa karşılıklı dedim tabii seve seve. Valla kısmetse sponsora iki yayın ayıp olur bu arada. Ben. İki yedir, iyidir iyidir. O iki üç olur zaten. <laughs> i̇ki, o iki üç olur. İyidir. Üçte dört. Peki, mı Neye? Çocuğum. Ne çocuğu ya? Çocuk mu çocuk Çocuk mu var daha yok? İki yedir, iki. Ked, kedimiz var bir tane. Başka bir şey yok şu i̇ki anda. Güzel. Dört güzel demiş bak Mehmet. Eğlendirmeyin beni. HYS e var. Şeyli yapalım. Şuraya beşiği koyacaksın. Ben tamam, bir yandan sal sallasam bebeği böyle bebeği. Bir yandan da burada Animal Crossing oynasak mesela o çocuk kötü de etkilenmez. Ben <laughs> <laughs> İki kesin bir opsiyonlu olsun demiş git gel. Ben 3 artı 1 diye düşünüyordum. Öyle. Bu arada saç ektirdim Amerika'da. Fark ettiniz mi bilmiyorum. <laughs> Fark ettiniz mi bilmiyorum. Abi sakal bırakmam lazım. Saçları kısaltmam lazım. Yakışıklı adam ama bakmayın siz. Abi 4 aydır saçımı kestirmedim. Şu hale bakar mısınız ya? Eski filmlerde oluyor ya böyle Avrupa'da şey şöyle sakallar. Bu iyice Daha çok yakışır. Hiç düzeltmeye Düzeltmiyorum zaten. Kalsın. Bizim Mimti'nin yaladığı kadarıyla. Şuraya bakam <laughs> çok kötü. Abi şöyle söyleyeyim 15 dolardı. Hani 15 dolara 2-3 tane oyun alabilen <laughs> olduğum için ya abi dedim yani kestirmeye gerek yok saçlarım. Orada saçları kestirmedik. Bir de gideceğim de ne diyeceğim abi. Şimdi İngilizcemiz o tarafta gelişmemiş. GTA'da Red Dead Redemption'da orada hair cut kısmına giriyorsun. 35-40 tane farklı stil var. Seçiyorsun. Hiçbirisi aklımda kalmadı ki. Gideceğim ne diyeceğim. 3 inch, 4 inch, Make American ne, 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 diyeceğim bilmiyorum ki yani <laughs> önlemeyeceğim bir şey değil de gerildim abi Amerika'da berbere gitmeye gerildim bilemiyorum ben zaten sevmiyorum abi garip bir şekilde berbere gitmeyi sevmiyorum berberde vakit geçirmeyi sevmiyorum yani inanılmaz bir vakit kaybı gibi geliyor sıkılıyorum yani tabi o sırada yani şeylere asla lafım yok berberler ama muhabbet etmek istiyor adam da yani çok uyuşmuyoruz aynı şeylerden konuşmuyoruz mecbur kalıyorsun böyle ortam iyice geriliyor <laughs> Öyle böyle tamam mı sevmediğim bir ortam oluşuyor ondan sonra ee, o yüzden sevmiyorum abi berberi sevmiyorum birkaç şey var sevmediğim garip bir şekilde onlardan bir tanesi daha bir ara bir saçlarım uzadığı dönemde saçlarımın dökülmediği ve yakışıklı olduğum bir süreç vardı abi o süreç çok güzeldi bir de Bekar olsaydım var ya kesin eğlenecek kız bulurdum Amerika'da. Şimdi, de dur. Şimdi ne yapacağım ben ya? Hayır, Hayır ya. Bu, bu saatten sonra geçti bizden. Skirt kat ne lan? <laughs> Mehmet senin söylediğin herhangi bir şeyi kale alıp asla başkasına söylemem. Officer kat olabilir efendim. Neden olmasın? Neyse yani ee... Dediğim gibi aklında soru işareti olan arkadaşlarımız varsa onlar da mail atarlarsa yardımcı olmaya çalışırım. Bunun dışında eğer soru sorduysanız göremediysem kusura bakmayın arkadaşlar. Durum bu. Ee, birazcık da hadi Zelda oynayalım ya. Olur, olur, olar mı? Zelda'ya geçelim mi? Ben büyük ekranda hiç Zelda oynamadım biliyor musunuz? yani Monitörde oynayacağım ama yani Switch işte şu kadarlık bir alet çıkartmayayım bir yerinden. Şu kadarcık ekranda gördüm hep. Hep şu kadarcık ekranda gördüm o koskoca dünyayı. Kısma, kısmetse şimdi hep beraber o büyük dünyayı göreceğiz efendim. Yanları al üstü kalsın. Ben de diyorum bir enseyle bir yan şey favoriler düzelsen yatar Abi yan üstü mü kalmış? Baksana şuna yani. Ya ben şeyden memnunum bu arada. Yani benim takıntım yok. Hep söylediğim şey. Yani Ben de memnunum. Ben de memnun diye söyleyince demek ki memnun değilmiş de bunu şey yapıyormuş gibi. Hayır. Geçen gün Patrick Schweize'la alakalı birkaç şeyler söyledim. Aklımda hocam. kaldı zaten de bilemiyorum. Ersin valla kesmedim abi ya. Üşendim. O Cuma... gitmez berber. Ya gideceğim gideceğim de abi berber çok az önce konuştuk yok gelmiyor ya 9 Gökhan hoş geldin Ersin'cim bu arada tekrardan hoş geldin sefala getirdim bizim ekiple canlı yayında bir aksilik olmazsa ekibi ayarlamaya çalışıyorum onlardan bir bok olacağını sanmıyorum ama <laughs> oynayacağız arkadaşlar Mehmet Eray biliyorsunuz bizim ekibi Ersin kısmetse hep beraber oynayacağız